değerli protokol, değerli meslektaşlarım, basınımızın değerli temsilcileri. Kurumlar arası işbirliğiyle düzenlediğimiz 7440 sayılı yapılandırma kanunu seminerine hoş geldiniz. Sizlere öncelikle Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından istiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Vergi Dairesi Başkanımız Sayın Halil Tekin'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkanım. Değerli Hazırım, açılış konuşmalarını yapmak üzere Deniz Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanımız Sayın Mehmet Sarıgöl'ü kürsüye davet ediyorum. Sayın Vergi Dairesi Başkanım, Sayın Denizli Defterdarım, Sayın İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Temsilcim, Sayın Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Yardımcım ve değerli ekibi, Sayın Vergi Dairemizin değerli grup müdürleri ve değerli Vergi Dairesi müdürleri, değerli konuklar, değerli basın, Denizli Mali Müşavirler Odamız, Denizli Vergi Dairesi Başkanlığımız, Denizli Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğümüz, Denizli Ticaret Odamız, Ticaret Borsamız, Sanayi Odamız, Denizli İhracatçılar Birliği'miz, yine Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğümüz 8 kurumla birlikte 7440 sayılı yapılandırma seminerinde birlikteyiz. Hepinizi kurumlarımız adına saygıyla selamlayarak hoş geldiniz diyorum. Değerli katılımcılar, değerli hazırım. Öncelikle 7440 sayılı yapılandırma yasası herhalde son 10 yılı içerisinde 5. diyebileceğim ya da son 20 yıl içerisinde 10. diyebileceğimiz, yani ortalama her 1,5 ya da 2 yıla düşen bir yapıyla birlikte yapılandırma yasaları gündeme geliyor. Bunun tartışmalarını değişik ortamlarda yaptık. Ama bugün yapmak istediğimiz aslında tüm kesimlerin ve tüm vergi mükelleflerin, tüm işverenlerin, tüm sigortalıların, tüm vatandaşların en azından
biriken borçlarını tasfiyesi noktasında, biriken borçlarından kurtulması noktasında, ödenebilir hale getirilmesi noktasında 7.440 sayılı yasayı ve bu benzeri yasaları da önemsiyoruz. Bu anlamda bu yasaların bu haliyle gerçekten uygulanması noktasında önemsiyoruz. Bugünkü bilgilendirme seminerimizde esasında bu sağlıklı yapıyı sağlamak üzere bunu gerçekleştiriyoruz. Bugün emeğe geçen bu seminerin gerçekleştirmesi değerli Vergi Dairesi Başkanımız başta olmak üzere tüm paydaş kurumlarımıza, özellikle Sosyal Güvenlik Kurumumuz ve Vergi Dairesi Başkanlığımıza ve diğer paydaş kurumlarımıza ben camiamız adına teşekkür ediyorum. Seminerimizin başarılı geçmesini diliyorum. Bugün belki sorular çok fazla gelecektir. Mümkün olduğunca o soruları yazılı olarak almaya gayret gösterelim. Bu Umarım artırım ve ek vergi yükümlülükleriyle de ilgili değerli arkadaşlar bugün mümkün olduğunca sorularımızı pazartesi hesaplayalım. Pazartesi de çok değerli bir üstadla da online olarak yine odamızın tertiplediği sürgen ve tüm okla birlikte gerçekleştireceğimiz bir seminerin duyurusunu da biraz sonra yapmış olalım. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Değerli hazırım, sunumlarını yapmak üzere Vergi Dairesi Başkanımız Sayın Halil Tekin'i kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Biraz alışıncaya kadar Ramazan ayı yağmurlu bir havada uyumak için iyi bir ortam. İnşallah uyumadan, bütün salonu uyutmadan bitirebiliriz üstad. Sayın defterdarım, Sayın Sosyal Güvenlik İl Müdür Vekilim, İzmir Yemem Odası'nın çok kıymetli temsilcisi, kıymetli üstadım, yine Denizli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odamızın Sayın Başkanı, eski dönem başkanları, eskimeyen başkanları, siz eskimeden başkan değiştiriyorsunuz zaten başkanım. Ben de hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Seminerimizin şimdiden faydalı geçmesini diliyorum. Yine bu organizasyonda emeği geçen, başta Sayın Başkanım olmak üzere, bütün arkadaşlarımıza, bütün paydaşlarımıza çok teşekkür ederim. Malumlarınız olduğu üzere uzun zamandan beri konuşulan yapılandırma yasası, geçtiğimiz ay 12 Mart'ta yasalaşarak yürürlüğe girdi. Yine 25 Mart tarihinde bununla ilgili olan bir seri nolu alacakların yapılandırılması ile ilgili tebliğimiz de yürürlüğe girdi. Yine bakanlığımız tarafından daha sonra 27 Mart tarihinde de iç genelgemiz yayınlanmış oldu. Dolayısıyla mevzuatsal altyapıyı tamamlamış olduk. Ve aynı zamanda da yapılandırma ile ilgili kesinleşmiş alacaklarla ilgili müracaatları birkaç günden beri kabul edebiliyoruz. Sabah baktığımda 36 bin civarında müracaatımız vardı şu ana kadar olan. Ben olabildiğince Sayın Başkanım'ın bahsettiği gibi hızlı geçeceğim sunumu. Matrah arttırma ve ek vergi ile ilgili soruları 10 Nisan'a bırakabiliriz dedi ama matrah arttırma ile ilgili soruların hepsini burada da alabiliriz başkanım. Ek vergiyi bugün bu sunuma dahil etmedik. Sebebi de şuydu, biliyorsunuz tebliğimiz yayınlanmadı kıymetli katılımcılar. Tebliğ yayınlanmadan epey tartışmalı alan da vardı. Burada belki farklı bir durum olur diye onun için eklemedik ama matrah arttırma ile ilgili bütün sorularınızı alabilecek durumdayız. Ben izninizle sunumumuza başlamak istiyorum. Başkanım bahsetti, epey son zamanlarda yapılandırma yasası çıktığı için hepimize aşina olduğumuz var. İzninizle şu tarafa geçerek sağdan bakacağım. Kanun neyi amaçlamış? Ekranda bunu görüyorsunuz. Çok kısaca üstünden geçelim. Bütün diğer yapılandırma yasalarında olduğu gibi kamuya olan borç stokunu azaltmak istiyor ve taksitler halinde ödenmesi amaçlanıyor. Yine vergilerin itiraflı vergilerle ilgili, itiraflı alacaklarla ilgili sulh yoluyla çözülmesini öngörüyor. Vergi incelemelerinde tespit edilen vergilerin dava yoluna gitmeden ödenmesine imkan tanıyor. Matrah ve vergi artırımı koşuluyla
özellikle geçmiş yıllara ilişkin vergi incelemesi yapılmaması öngörülüyor. Yine stokların kasaba ortaklardan alacakları ilişkin işletme kayıtlarının düzeltilerek gerçek durumuna getirilmesine imkan sağlıyor. Yani fiili durumlar, kaydi durumlarımızı düzeltmemize de imkan sağlamış oluyoruz. Peki, aslında yapılandırma yasamız yürütme ve yetki maddelerini de dikkate aldığımızda toplam 25 maddeden oluşuyor. Biz bugün burada 10 maddesini konuşacağız. Birinci madde kapsam ve tanımlardan oluşuyor. İkinci maddenin üzerinde detaylı duruşacağız. Kesinleşmiş alacaklar. Üçüncü madde kesinleşmemiş ve dava safhasında alacaklar. Yani itilaflı alacaklar. Dördüncü maddemiz inceleme ve talihat safhasında bulunan alacaklarımız. Beşinci madde matrah ve vergi arttırma. Altıncı madde işletme kayıtlarının düzeltilmesi. Yedinci ve sekizinci madde sosyal güvenlik kurumu alacakları. Ben bu konuda değinmeyeceğim. Zannediyorum Sayın Başkanımız bu konuda söyleyecek. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Vekilimizin de sizin sorularınızı cevaplandıracağını düşünüyorum. Ortak hükümleri yine anlatacağız. 10. maddede de diğer hükümleri ve çeşitli kurum alacaklarından çok kısa bahsedeceğiz. Şimdi bu kanunda vergi kavramını çok kullanacağız. Burada kullandığımız vergi, vergi usul kanunu kapsamındaki olan alacakları kavrıyor. Yani vergi resim ve harçlar için bu kavramı kullanmış olacağız. Gümrük vergileri için Ticaret Bakanlığı'na bağlı tahsil daireleri tarafından tahsil edilen gümrük vergisi, diğer vergiler, eş etkili vergiler veya mali yükümlülüklerin tüm anlamına gelecek. Kullandığımız ki biz gümrük alacaklarını yapılandırma kısmını da konuşmayacağız burada. Beyanlama kavramından da yine vergi tarihine esas olan mükelleflerimizin beyanlama ve bildirimlerini anlamamız gerekiyor. İÜFE'yi çok kullanacağız. İÜFE ekranda görüyorsunuz, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2004 yılına kadar TEFE'yi, yani toptan eşya fiyat endekslemesi uygulanıyor. Daha sonraki yıllarda 2005 tarihine kadar üretici fiyat endeksi endekslemesi yapılıyor. Bu ta 1-1-2014 tarihine kadar devam ediyor. O tarihten itibaren ise yurt içi üretici fiyat endekslemesi yapılıyor. 1 Kasım 2016'dan itibaren de bu endekslemeler de dikkate alınmayarak kanun öngördüğü 0.75 oranı dikkate alınarak bir endeksleme yapılıyor. İÜFE dediğimizde hesabının bu şekilde olduğunu anlayabiliriz. Yine taksitler ödenmezse geç ödeme zammından bahsediyoruz. Geç ödeme zammı da am alacakları kanununda belli edilen, şu an için %2,5 olan gecikme zammı anlamına geliyor. Kısaca bunlara da değinmiş olduk. Peki, alacaklı idareler neler? Az önce girişte bahsetmiştik. Kanunun kapsamı aslında çok geniş. Ekranda görüyorsunuz bizim Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından takip edilen alacaklar. Yine az önce bahsettik Ticaret Bakanlığımız tarafından ama gümrük ayağı ile ilgili olan, yani gümrükler genel müdürlüğü tarafından takip edilen alacaklar kanun kapsamına giriyor. Sosyal güvenlik kurumunun prim alacakları, idari para cezaları ve benzeri alacakları yine kanun kapsamında. Yerel yönetimlerin alacakları, özel idareleri, belediyeler, yatırım izleme koordinasyon başkanlıkları gibi. Yine TOP'un, TÜRMOP'un, TESK'in alacakları yapılandırma kapsamında. Bilmiyorum başkanım senin de alacağın var mı pek üyelerden? Bu konuyu daha detaylı anlatabiliriz istersen. Tamamını anlatalım. Yine Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Türk Tabipler, Türk Diş Hekimleri, Türk Veteriner Hekimleri Birlikleri ile Türk Ziraat Odaları Birliği ve Sunama Birliklerinin alacakları da bu kanun kapsamında yapılandırılıyor. Şimdi alacaklı idareleri konuştuk. Alacaklı idareler bunlar. Çok geniş sizin de gördüğünüz gibi. Peki kapsama giren alacak türleri neler? Vergi ve cezalarla ilgili konuşacağız. Vergilerin hepsi giriyor. Tek tek söylememize gerek yok. Ekranda bazılarını aldık hepimiz tarafından yine. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, çevre temizlik vergisi, yine emlak vergisi ve diğer vergilerin tamamı bu kanun kapsamında. Vergi cezaları da, faizleri de, gecikme zamları da yine yapılandırma kapsamında vergi ve vergi cezaları türleri arasında sayabiliriz. İdari para cezalarında ise durum nasıl? Şimdi bu yasada diğer idari para cezalarında öbür yasalardan farklı bir durum söz konusu. Geçmişteki yapılandırma yasalarında biz idari para cezalarını tek tek sayıyorduk. Saymacı usulüyle tespit ediyorduk. Bu yapılandırma yasasında bütün idari para cezaları kanun kapsamına giriyor. Ekrana biz en çok toplumun büyük bir kesimini ilgilendirenleri aldık. Trafik para cezaları, seçim para cezaları, karayolları taşıma kanununa göre kesilen para cezaları, yine karayolları genel müdürlüğünün işletiminde olan otoyollardan usulsüz geçişlerle ilgili olan cezalar. Geçmiş yasada hatırlarsınız üst kurul para cezaları yapılandırma kanunu kapsamına girmiyordu. Bunda üst kurul para cezaları da yapılandırma kanunu kapsamına giriyor. Neler bunlar? Enerji piyasasının kesmiş olduğu cezalar, tütün piyasasının, şeker piyasasının, SBK'nın, işte BDDK'nın kesmiş olduğu cezalar da bu kanun kapsamında yapılabilecek. Yine geçmişteki yasalarda
İdari para cezaları kapsamında hiçbir şekilde yapılandırmaya girmiyordu. 4207 sayılı tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkındaki kanundan kaynaklanan idari para cezaları da bu kanun kapsamında yapılandırılabiliyor. Geçmişteki yasalarda yine yoktu. Adli para cezaları da bu kanun kapsamında yapılandırılabilecek. Ancak burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Adli para cezalarının vergi dairesine intikal etmesi gerekiyor. Vergi dairesine intikal etmeyen adli para cezaları kanun kapsamında değerlendirilmeyecek. Diğer alacaklar dediğimizde hepimizin bildiği öğrenim katkı kredileri, madenlerde devlet hakkı, ecimsiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanıma destekleme fonu, yiyecek bedelleri ve benzeri alacaklar da yine kanun kapsamında. Şimdi kanun kapsamındaki alacaklı idareleri konuştuk, alacak türlerini de konuştuk. Peki hangi dönemler, hangi vadeye kadar olanlar bu kanun kapsamına girecek, bunu konuşacağız. Değerli katılımcılar, kanunun kapsamı 31 Aralık 2022 tarihini esas alarak düzenliyor. Vergiler için bu tarihten önceki vergilendirme dönemleri kanun kapsamına girmekte. Ama beyannameli olan mükellefiyetlerde ise... Çok özür dilerim. Beyanname olan mükellefiyetlerde ise durum biraz farklı. Beyanname verme tarihine bakıyoruz. Yani Kasım dönemine ait KDV ve muhtasar beyannamesi yapılandırma kapsamına giriyor. Çünkü beyanname verme süresi Aralık ayı. Ama Aralık dönemine ait olan muhtasar ve KDV beyannamenin borçları yapılandırma kapsamına girmiyor. Çünkü onun beyanname verme süresi 2023'te olduğu için. Ekranda görüyorsunuz gelir ve kurumlar vergisine mahsulen tahsil edilen geçici vergiler kanun kapsamında yapılandırılmıyor. Yine 2022 yılı içinde taahhüt eden yıllık harçlar, motor taşıtlar vergisi gibi vergiler de bu kanun kapsamında yapılandırmaları mümkün. Cezalarda durum nasıl? Ekranda şimdi bunu göreceğiz. Cezalarda grup grup ayırmamız lazım. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında tespit tarihine bakıyoruz değerli katılımcılar. Tespit tarihinin 31.12.2022 ve öncesi olması gerekiyor. Tebliğ tarihinin bir önemi yok burada. Yani bizim diyelim ki Denetim Koordinasyon Müdürlüğümüz tarafından Aralık ayında bir denetim yapıldı ve belge düzenine uymamaktan dolayı bir mükellefimize ceza kestik. Tespit tarihi 20 Aralık olsun. Mükellefimize cezayı bugün tebliğ etse 6 Nisan tarihi itibariyle kapsama tespit tarihi 2022'den önce olduğu için giriyor. Daha sonra tebliğ etsek de giriyor. Hiçbir önemi yok. Burada tespit tarihinin bir önemi var. Ve ABS'lerle ilgili biliyorsunuz Aralık döneminin girmesi mümkün değil. Ocak'ta veriliyordu BABS'ler. Peki Kasım girecek mi? Kasım da girmiyor. Her ne kadar Aralık ayında verilmiş olsa da tespit tarihi bir sonraki gün olan, yani yeni yıla sarktığı için biz onun tespitini 1-1-2023 tarihinde yapabiliyoruz. Dolayısıyla Kasım dönemi BABS formlarıyla ilgili alacaklarımızın yapılanması da çok mümkün görünmüyor. Diğer idari para cezalarında da yine 31.12.2022 tarihine esas alıyoruz ama burada dikkat etmemiz gereken bir şey daha var. 31.12.2022 tarihinden önce olacak, kanunun yayım tarihi olan 12 Mart'a kadar da tebliğ işleminin olması gerekiyor. Bunu da bir trafik para cezasıyla açıklayalım. Diyelim ki Kasım ayında emniyet birimleri tarafından başkanımıza işte kırmızı ışıkta kurallara uymamayla ilgili bir ceza gelmiş olsun. Kasım, 20 Kasım'da tespit tarihi. Eğer tebligat 12 Mart'a kadar yapılmadıysa yasa kapsamına girmeyecek. Bugün tebliğ edildi, girecek mi? Hayır, girmesi mümkün değil. 12 Aralık'ta tebliğ edildi, o zaman kanun kapsamına giriyor. Yani diğer idari para cezalarında bizim bakmamız gereken tespit tarihiyle beraber cezanın tebliğ tarihine de bakmamız gerekiyor. Peki diğer alacaklarda durumlar neler? Vergileri konuştuk, cezaları konuştuk. Bizim ham alacakları kanuna göre tahsil ettiğimiz başka da vergi çeşitleri var. Ya da vergi kapsamında olmayan diğer alacaklarımız var. Ecimsiller gibi, yiyecek bedelleri gibi, işte madenlerde devlet hakkı gibi. Onlarda da yasanın yayım tarihine dikkat alıyoruz. 12 Mart tarihi itibariyle ya vadesinin geçmemiş olması gerekiyor ya da vadesinin gelmemiş olması gerekiyor. Burada da çok özet olarak bir tablo var az önce anlattıklarımızı. Çok hızlı bir daha üzerinden geçelim değerli katılımcılar. Vergide görüyorsunuz dönem ve beyanname vermenin son gününe bakıyoruz. 31.12.2022 tarihinden önce ise 2 ve 3. ve 4. maddeler biraz sonra konuşacağız. Kanun kapsamında faydalanabiliyor. Usulsüzlük ve özel cezalarında tespit tarihi önemliydi bizim için. Tespit tarihinin 31.12.2022 olması gerekiyor. İdari para cezalarında tespit 31.12.2022 ama mutlaka tebliğin 12 Mart'tan
önce tebliğ edilmesi gerekiyor. Kapsamdaki diğer alacaklar dediğimizde ise kanunun yayın tarihi olan 12 Mart 2023 tarihini esas alıyoruz. Kesinleşmiş alacaklar bölümüne geçiyoruz. İkinci maddeyi çok hızlı da bu madde üzerinde duracağım değerli katılımcılar. Şimdi kesinleşmiş alacak kavramını çok kullanıyoruz. Ne demek kesinleşmiş alacak? Yansıda görüyorsunuz. Alacağın kesinleşmesi, alacağının varlığının hukuk düzeninde itiraflı olmaması veya itiraflı hale gelme olasılığının kalmaması anlamına geliyor. Bu biraz sonra bazen ödememle davalıydı. Kesinleşmiş mi, kesinleşmemiş alacak mı karışabiliyor. O yüzden bunu bizim net olarak anlamamız gerekiyor. Tarihatlarda ise dava yoluna başvurulması halinde de mutlaka nihai yargı yollarının tüketilmesi gerekiyor. Diyelim ki vergi usul kanunu kapsamında nasıl kesinleşecek tarihatımız, kısaca ona değinelim. Biz mükellefimize bir ihbarname tebliğ ettik. İkbalen reysenin idareci bir tarihat olabilir. Eğer bu mükellefimiz bunun tebliği üzerine dava açmadıysa tarihat kesinleşmiş oldu. Mükellefimiz dava açtı, nihai yargı yolunun tüketilmesi gerekiyor. Ya da uzlaşmayla geldi, yine tarihat kesinleşti. Kendiliğinden verilen beyannamelerde ise beyannamenin verildiği anda tarihat kesinleşiyor. Biliyorsunuz Türk vergi sistemi beyan istisnasına dayanıyor. Mükellefler de kendi beyanlarını zaten dava konusu yapamıyor. Tek istisnası itiraz kayıtla beyan. O da bu kanun kapsamında bu maddede kesinleşmiş alacaklar grubuna giriyor. Her ne kadar kendi beyanlarını itiraz kayıtla dava açsalar da mükelleflerimiz kesinleşmiş alacaklar grubunda değerlendireceğiz. Şimdi vergilerde nasıl alacağız, neden vazgeçeceğiz? Kısaca bundan bahsedeceğim. Kesinleşmiş alacaklarda vergilerin tamamını alıyoruz değerli katılımcılar. Önceki yapılandırma yasalarında da böyleydi. Gecikme faizleri ve gecikme zamlarının yerine ise İÜFE, az önce bahsettiğimiz o hesaplamayı endeksleyerek gecikme faizlerinden, gecikme zamlarından, vergi aslına bağlı kesilen vergi ziya cezaları ve bunların gecikme zamının tahsilinden vazgeçiyoruz. İdari para cezalarında ise yine verginin, özür diliyorum, para cezasının tamamını alıyoruz. Ferrisinin siliyoruz. Karşılığında da İÜFE hesaplaması yapıyoruz. Usulsüzlük ve usulsüzlük cezalarında, buraya almadık ama iştirak cezalarında da böyle, kesinleşmiş alacaklarda %50'sini alıyoruz. %50'sinin tahsilinden vazgeçiyoruz. Yani %50'si ödenecek, %50'sini sileceğiz. Az önceki anlattığımızın biraz daha özet kısmı, vergilerde ne olabilir? Mevcut alacaklar vergimiz olabilir, bu vergiye bağlı gecikme faizi olabilir, gecikme zammı olabilir, vergi ziya cezası ve vergi ziya cezasına bağlı yine gecikme zammı olabilir. Neyi alıyoruz? Vergimizi aldık, gecikme faizi ve gecikme zammına ait olan YF'yi alıyoruz, geri kalan gecikme faizleri, gecikme zamları, vergi ziya cezası ve vergi ziya cezasına bağlı gecikme zammının tahsilinden vazgeçeceğiz. Bir örnek aldık buraya. Çok özür dilerim, örneğe geçmeden önce cezaların yapılandırması vardı. Tablo şeklinde az önce konuştuk. Usulsüzlük cezalarının %50'sini alıyoruz. Hem özel usulsüzlüklerde hem diğer usulsüzlük cezalarımızda %50'sinden ise vazgeçiyoruz. İdari para cezalarının tamamını alıyoruz aslının. Bir vazgeçme söz konusu değil. Faizlerinden vazgeçiyoruz YÜF almak kaydıyla. Adli para cezalarını da aslını alıp gecikme zammının tahsilinden vazgeçiyoruz. Karşılığında YÜF hesap ederek. Evet, şimdi bahsettiğim örnek geldi. Çok hızlı bir şekilde özet geçeyim, hepsini okumayacağım örneği. Şimdi mükellefimiz 2020 yılında bir inceleniyor. İnceleme karşılığında da 63 bin liralık gelir vergisi tahliye ediliyor. Bir o kadar da vergi ziya cezası kesiliyor ve 2500 TL'de mükellefimize usul cezası kesiliyor. Daha sonra 18 Şubat 2022 tarihinde de bu alacak tebliğ ediliyor. Bu arada 19 Ocak'ta da, özür diliyorum, 19 Ocak'ta tebliğ ediliyor. 18 Şubat 2022 tarihinde de alacak kesinleşiyor. Ekranda da görüyorsunuz, toplamda 63 bin vergi, vergi ziya cezası, gecikme faizleri ve gecikme zammı, aynı zamanda da vergi ziya cezasına bağlı gecikme zammı. Toplam mükellefin bize borcu 167 bin 750 TL. Yapılandırdığında ne olacak durumu mükellefimizin değerli katılımcılar? Ekranda görüyorsunuz, ödenecek tutar, vergi aslını aldık, vergi ziya cezasından vazgeçtik, özel usul cezasının yarısını aldık, vergi aslına isabet eden gecikme faizi için İÜF hesaplaması yaptık. Aynı zamanda da gecikme zammı için de bir İÜF hesaplaması yaptık. Yani 73 bin lirasını aldık. Geri kalan, ekranda görüyorsunuz, toplamda tek tek okumuyorum, 103.500 TL'den vazgeçerek mükellefimize bir avantaj sağlamış oluyoruz. Bir de idari para cezasına bir örneğimiz var. Mükellefimizin 3.674 TL'lik bir idari para cezası var. Trafik para cezası. Aslını görüyorsunuz ekranda, gecikme faizi de yine ekranda. Aslını alıyoruz burada da,
Neden vazgeçiyoruz değerli katılımcılar? Gecikme zammı, özür diliyorum, gecikme faizinden vazgeçiyoruz. Bunun karşılığında da YÜF almış oluyoruz. Burada da vazgeçtiğimiz alacak 1837 lira oluyor. Yani mükellefimizin 5551 liralık borcu 3949 liraya düşüyor. Tabii bunun peşin ödemesi durumunda başka bir indirimi de var. Ama ileriki slaytlarda onu da size göstereceğiz. Kesinleşmiş alacaklarda durum böyle. İtiraflı alacaklarda durum nasıl? Hızlıca ona değinelim. İtiraflı alacaklar biliyorsunuz. Kesinleşmemiş alacaklar dediğimiz bizim grup. Burada itiraflı alacaklarda şuna göre hareket ediyoruz. Dava aşamasına göre karar veriyoruz. Şimdi birinci grup ekranda gördüğünüz dava açılmış, henüz vergi mahkemesince bir karar verilmemişse bu alacakları nasıl yapılandıracağız bunu anlatıyoruz. Bu arada dava açılmasa da dava açma süresi devam edenler için de şimdi anlatacağımız şekilde yapılandırması olacak mükelleflerimizin. Dava açılmış mahkeme tarafından bir karara bağlanmamış. Verginin %50'sini alıyoruz değerli katılımcılar. %50'sinden vazgeçiyoruz. Vergi ziyan cezalarından vazgeçiyoruz. %50'ye ait olan bu gecikme faizi ve gecikme zammarı yerine YÜF hesaplaması yaparak geri kalan alacaklarımızın tahsilinden vazgeçiyoruz. Yani siliyoruz. Peki itirafın aşamasına göre devam edelim. Üst yargı mercilerinde bir karar var. Vergi mahkemesinin, bölge idare mahkemesince bir terkin kararı varsa, terkin ne demek? Mükellef davayı kazandı, idare davayı kaybetti. Yani mahkeme diyor ki ben taryatın terkinine karar veriyorum. Bu defa vergi aslının %10'unu alıyoruz. Vergi ziyan cezalarını zaten kaldırıyoruz biliyorsunuz. Bu %10'a ait olan gecikme faizi ve gecikme zammının yerine bir YÜF hesaplaması yapıyoruz. Tasdikte ise, tasdikte bizim idarenin kazanması anlamına geliyordu. Taryatın kabulünü ediyor mahkeme. Verginin tamamını alıyoruz değerli katılımcılar. Burada bir vazgeçme söz konusu değil ama vergi ziyan cezasını ve vergiye ait olan gecikme faizleri ve gecikme zamlarını YÜF hesaplaması yaparak bunların da tahsilinden vazgeçiyoruz. Terkin az önce konuşmuştuk. Tadilen tasdik ise tasdik edilen kısmında tamamen, terkin edilen kısmı için ise %10'luk kısmını alıp geçiyoruz. Peki cezalarda durum nasıl? Önce özürsüzlük cezalarını konuşalım. Usulsüzlük ve özürsüzlük cezalarında vergi mahkemesinde mükellefimizin davası devam ediyorsa %25'ini alıyoruz. %75'inin tahsilinden vazgeçiyoruz. Tasdik ediliyorsa, yani biz idare olarak davayı kazansak bile vergilerdeki gibi değil burada. Verginin %50'sini alıyoruz. Tamamını almıyoruz. Vergi cezasının, usulsüzlük cezasının %50'sini alıyoruz. Terkin ise aynı vergilerde olduğu gibi %10'unu alıp %90'ın tahsilinden vazgeçiyoruz. İdari para cezaları ve ecimsillerde de yapılandırma itiraflı alacaklarda ekranda gördüğünüz gibi oluyor. Çok kısa onu da özet geçelim. İlk derece mahkemesine devam ediyorsa dava ecimsi ve idari para cezalarında %50'sini alıyoruz değerli katılımcılar. %50'sinden vazgeçiyoruz ve aynı zamanda da bununla ilgili olan gecikme faizlerinden vazgeçeceğiz. %50'ye isabet eden YÜF hesaplaması yapacağız. Hangileri için? Hem ecimsilere ait olan ferriler için hem de idari para cezaların ferriler için. Kalanların tahsilinden vazgeçiyoruz. Çok kısa bir örnek yapalım. Ekranda görüyorsunuz. İtiraflı bir alacak. 2020 yılında mükellefimizin Ocak dönemi için bir taryat yapılıyor. Taryat miktarı 680 bin lira. 14 Nisan 2021 tarihinde mükellefimize tebliğ edilmiş, mükellef dava konusu etmiş, ekranda rakamları görüyorsunuz, vergi 680 bin, bir kat vergi ziyan cezası, gecikme faizleri var, tek tek okumuyorum değerli katılımcılar, 2 milyon 49 bin liralık bir alacak söz konusu. Daha mahkeme karar vermemişti, mükellef eğer davasına vazgeçerse nasıl yapılandıracağız? Verginin yarısını alıyoruz, vergi ziyan cezasının tamamını kaldırdık. Yine ekranda görüyorsunuz, vergiye ait olan gecikme faizi ve gecikme zammı yerine YÜF hesaplaması yaparak, yani 428 bin TL tahsil ederek 1.7 milyonluk alacağımızın tahsilinden vazgeçeceğiz. Küsürleri atarak söylemiş oldum. Bu da mükellefimiz için çok avantajlı bir durum. Eğer terkin kararı varsa, burada vazgeçtiğimiz rakam çok daha yüksek. Az önceki örneğimizin terkin kararı olduğunu varsayıyoruz. Vergi rakamı 680 bindi. %10'unu alıyoruz. 68 bin lira. 68 bin liraya karşılık bir YÜF hesaplaması yapıyoruz. Gecikme zammı ve gecikme faizi hesap ederek 85 bin lira alıp yaklaşık 1.7
981 bin, yani 1 milyon 981 bin TL'lik alacaktan da vazgeçmiş oluyoruz. İnceleme ve tarihe safhasındaki alacakları konuşalım. Valla hepimiz daha önceki yapılandırma yasalarında alışkınız. Biraz sıkıcı olduğunu hissediyorum. Biraz daha hızlandırabilirim. Biz bizim için de çok tekrar oluyor ama böyle bir programı da yapmayı başkanımla karar verdik. Biraz daha hızlı anlatayım. Soru cevapta isterseniz kullanalım. Yoksa yağmurun ve Ramazan'ın etkisiyle bir uyku durumu oluyor başkanım. İnceleme ve tarihe safhasındaki alacaklar. Bu canlı bir maddemiz biliyorsunuz. Yasanın yayın tarihi itibariyle devam eden incelemelerimiz olabilir. Bunlar devam edecekler. Matrah artırımını bir kenara koyuyoruz. 12 Mart'ta tebliğ edildi. Vergi inceleme raporu geldi. İtiraflı alacaklar, kesinleşmemiş alacaklar grubuna girecek. 13 Mart'ta tebliğ edilirse bu 4. maddeye inceleme ve tarihe safhasındaki alacaklar grubuna girecek. Burada nasıl yapılandıracağız? Mükellefimiz faydalanırsa. Diyelim ki mükellefimiz incelemedeydi. Bugün için tarihatı geldi ve mükellefimize de bir hafta sonra tebliğ ettik. Mükellef yapılandırmayı müracaat ettiğinde burada da vergilerin %50'sini alıyoruz. Vergi siyah cezalarının tamamından vazgeçiyoruz. Gecikme faizi yerine YİF hesaplayacağız ama burada bir fark var diğerinden. Kanunun yayın tarihinden sonra olanlar için yine gecikme faizini alacağız. Kanunun yayın tarihine kadar olan gecikme faizi için YİF hesapladık ama sonrası için alıyoruz. Geri kalanların da tahsilinden vazgeçtik. Neyin tahsilinden vazgeçiyoruz? Vergi ziyaret cezasının tamamını kaldırdık. Verginin %50'sini kaldırdık. Geri kalan %50'sini alıyoruz. Gecikme zamlarını ve gecikme faizlerini kaldırmış olduk. Evet, kanun. Burada müracaat yine biraz farklı. Kısaca ona değinelim. Şimdi kanunumuzun, şöyle diyelim, vergi ceza ihbarnamemiz normalde mükellefimize tebliğ edildiğinde 4. maddeden faydalanmak istiyorsa değerli katılımcılar 30 gün içinde müracaat etmesi gerekiyor. Eğer diyelim ki mükellefimize bugün bir tebliğ yapıldı, bugün 6 Nisan, 30 günlük dava açma süresi 6 Mayıs'ta sona eriyor. Kanunun müracaat tarihi olan 31 Mayıs'a kadar her ne kadar 6 Mayıs'ta sona erse de müracaatı bu dönemde olanlar için müracaatını 31 Mayıs'a kadar yapabilecek ama 6 Mayıs'ta tebligat olsaydı mükellefimize bu defa 31 Mayıs'a kadar değil 6 Haziran'a kadar uzayabilecekti. Yani şunu demeye çalışıyoruz. Kanun yayın tarihinden yayın tarihine kadar olan sürede 30 gün az bir zaman kaldıysa 30 günden daha az bir zaman kaldıysa süremiz uzayabiliyor. Burada da bunu anlattık. Matrah artırımında bulunan mükelleflerimizin 21 Mart'a kadar incelemeleri tamamlandı. Bize bu arada zaten inceleme raporlarının hepsi geldi. Velev ki gelmeyen var. Biraz sonra yine konuşacağız. Matrah artırımında bulunan mükellefler açısından durum ne olacak? Orada da söyleriz ama o raporlar dikkate alınmayacak. O incelemelere de devam edilmeyecek. Çok kısa bir örnek. Az önceki örneğimiz gibi. Burada bahsetmiştim. İtiraflı alacakların dava açma safhasında olup mahkemece karar verilmeyenler gibi yapılandırılacak. Verginin %50'sini alacağız. Vergi ziyaret cezasının tamamından vazgeçeceğiz. Ekranda bu arada 70 bin lira vergimiz var. 70 bin lira vergi ziyaret cezamız var. Bir de gecikme faizimiz var. Toplam alacak 186 bin lira. Yapılandırdığımızda mükellefimiz nasıl yapıyoruz? Verginin yarısını ekranda görüyorsunuz değerli katılımcılar. Kanun yayın tarihine kadar olan süre için YÜF hesapladık. Gecikme faizinin tahsilinden vazgeçtik. Kanun yayın tarihinden sonra gecikme faizi alıyoruz. Yani toplamda 46 bin lira alıp vazgeçtiğimiz rakam ise 146 bin lira olacak. İnceleme ve tarihe safhasındaki alacaklarımız için. Yine pişmanlık, izah, davet ve kendiliğinden verilen beyannameler de bu kanun kapsamında değerlendirilebilir. Mükelleflerimiz bu kanundan faydalanabilirler. Bu arada da bunların hepsinden vergilerin tamamını alacağız. Ancak pişmanlık ya da izah zammı yerine veya gecikme faizleri yerine mükelleflerimizden YÜF hesaplaması yapacağız. Bu mükelleflerimizi aynı zamanda da yine ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. 12 eşit taksite ödeme imkanı veriyoruz. Kısaca matrah artırımına da değinelim. Matrah artırımında önceki yıllardan çok farkı yok. Aslında bu sene biraz çok tartışılan 2022 yılında matrah artırımı var. Ben de biraz oraya değineceğim değerli katılımcılar. Hangi yıllar için matrah artırımında bulunabiliyoruz? 2018 ile 2022 yılları arasında gelir vergisinden, kurumlar vergisinden, gelir stopajdan ve KDV'den artırımda bulunabiliyoruz. Matrahların ya da vergilerin artırılan mükelleflerimiz kanunlarında öngörülen süre ve şekilde de ödemelerini gerçekleştirirlerse biliyorsunuz herhangi bir incelemeyle karşı karşıya kalmıyorlar veya incelenseler bile başka sebeplerden incelenebilirler. Onlar hiçbir şekilde tarihat yapmıyoruz.
Gelir vergisinde durum nasıl? Gelir vergisinde matrah artırımı. 2018 yılında %35, 2019 yılında %30, 2020-25, 2021'de de 20, 2020'de 25 oranı. Yani o yıllardaki bize beyan etmiş oldukları matrahlar üzerinden, az önce saydığım oranlar üzerinden bir artırımda bulunacaklar. Tek tek rakamları okumuyorum. Bunlar asgari rakamlar. Bundan daha aşağı olamaz. Sol tarafta işletme hesabının asgari rakamlarını görüyorsunuz. Sağ tarafta ise bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerimizi ve serbest meslek kazancını görüyoruz. Bu mükelleflerimiz arttırdıkları matrahları üzerinden %20 vergi ödeyecekler. Uyumlu mükellefler %15 vergi ödeyecek. Uyumlu mükelleften kastımız ise burada vergisini zamanında ödeyen, beyannamesini zamanında veren mükelleflerimiz. Eğer burada da bir peşin ödeme söz konusu olursa bir %10'luk indirim daha yapacağız. Bas usuldeki mükelleflerimiz ise bilanço esasına göre olan asgari rakamlar var, az önce söylediğimiz. Onların 1/10'da yapacak. Ekranda 2021 ve 2022'den olmadığını görüyorsunuz. Biliyorsunuz 2021'den itibaren bas usuldeki mükelleflerimizin kazançları gelir vergisi mükerrer 20. maddesi gelince istihdam kapsamını aldı. Dolayısıyla 2021 ve 2022 için matrah artırımı söz konusu değil. Ancak işletme hesabına geçmesi gerektiği halde geçmeyen bas usuldeki mükelleflerimiz varsa işletme hesabının hadleri üzerinde matrah artırımını yapıp incelemeyle veya ilerleyen zamanlarda tarihatta karşı karşıya kalmayabilirler. Gayrimenkul sermaye iratlarında ise bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerimiz için belirlenen şartın 2/5 oranında bir matrah artırmaları gerekiyor. Diyelim ki mükellefimiz 2022 yılında kira gelirlerini vergi dairesine beyan etmedi. 80 bin lira matrah üzerinden %20 biliyorsunuz. O mükellefimize %15'te uygulayacağız oranı, yani 12 bin TL vergi vermek kaydıyla bütün gayrimenkul sermaye iradı ile ilgili beyan etmemiş olduğu kira gelirleriyle ilgili tarihata muhatap olmayacak. Bunun dışındaki gelir unsurları için de matrah artırma mümkün. Ekranda ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazançları görüyorsunuz. Rakamlarını tek tek söylemiyorum. Burada işletme hesabı hadleri oranında artıracak onlar. Diyelim ki ücret kazancından beyanını vermeyen bir mükellefimiz var. O mükellefimizde örnek veriyorum 2021 yılı ise 75 bin TL matrah üzerinden yine %20 vergisini hesap ederek bize bir beyanda bulunacak. Ki hiçbir beyan vermediğine göre o mükelleflerimizde de %15'ten faydalandıracağız. Bu kadar düşük bir rakamla o mükelleflerimize matrah artırımı yapabilir. Birden fazla kazanç unsuru söz konusuysa, diyelim ki hem diğer kazanç var hem ücret kazancı var. İşletme hesabı üzerinden bir defa yapması yeterli. Diğer kazançlarla da gelir elde etmiş olsa da tarihatta muhatap olmayacak. Kurumların matrahları aynı gelirdeki gibi rakamları farklı. Yine 2018-30'dan başlayarak önce 2020'ye kadar 5'er puan iniyor. 2021-20 ama 2022'de %25. 2022 biraz konuşacağız. Hem gelirde hem kurumlarda matrah artırma, asgari rakamlar bunlar olsa da biraz farklı. Burada da aynı şekilde uyumlu mükelleflerimiz için 5 puanlık bir indirim var. Sizi rakamlara boğmak istemiyorum. O yüzden çok hızlı geçiyorum. Şimdi kurumlar vergisi mükelleflerimizden yatırım istinasından faydalananlar varsa, ki bu gelir vergisi kanunu geçici 61. maddesinden bahsediyoruz. Bu mükelleflerimiz için mutlaka kurumlardan da matrah artırımı yapmaları gerekiyor. Ekranda da nasıl bu stopajı beyan edeceklerini görüyorsunuz. Biliyorsunuz onlarda geçtiğimiz yıllarda, hatırlıyor musunuz bilmiyorum, %19.8 oranında bir stopaj vardı. Burada ise yatırım indirimi istinasından beyan etmemiş olanlar için bir sonraki slide'da gelecek asgari matrahlar üzerinden %15'lik bir vergi ödeyecekler. Az önce söylemiştim ama bu mükelleflerimizin mutlaka matrah artırımı yapmaları gerekiyor. Burada da asgari oranları görüyorsunuz. Sol taraf artırım oranları ama hiç beyan etmedilerse yatırım indirimiyle ilgili stopajdan dolayı muhtasar beyannamelerini ekrandaki rakamlardan daha az olamayacak. Örnek veriyorum 2020 yılı için 115 bin lira ve %25'lik artırma tabii ki kıyaslayarak yatırım indirimine bakacağız. Ama asgari rakamda 115 bin olacak ve bunun üzerinden %15'lik bir vergi alacağız. Çok kısa ortak hükümlerden bahsedelim. Artırımda bulunan yılların aynı geçmiş yapılandırma yasalarında olduğu gibi zararların %50'si 2022 yılı ve izleyen yılların karlarından mahsup imkanı söz konusu değil. Ancak %50'sini mahsup edebilecekler. 2022 yılına ilişkin matrah artırımda bulunan mükelleflerimiz ise
yine o yıla ilişkin zararını 2023 yılının ve izleyen yılların karlarına mahsup imkanı yok. 2021 ve öncesine kadar %50'sini indirebiliyor, %50'sini indiremiyordu. Ama 2022 yılında ise bir zarar söz konusuysa 2023 ve devam eden yıllarda bunun zararını mahsup imkanı söz konusu değil. Yılın belirli bir döneminde faaliyette bulunan mükellefler faydalanabilir mi? Kısa dönemde faaliyette bulunan mükellefler de yapılandırma yasasından faydalanabilirler. Yine daha önce mükellefiyet tesis ettirmemiş kişiler mükellefler olabilir. Beyanlı vergi dairesinin bilgisi dışında bırakmışlardır. Bunlar da yapılandırma yasasına faydalanmaları mümkün. Şimdi kurumlar kısmında da anlatacağım ama genel kısmında çok hızlıca bunun üzerinden bir geçelim. 2022 yılının matrah arttırımı diğerlerinden biraz farklı. Burada ekranda özet olarak geçtik. Nasıl yapacağız? Çok kısaca onu özetleyeyim. Birincisi, önce 2022 yılına ait bir kere kurumlar vergisi beyannamesini vereceğiz. Aslında şöyle yapalım. Biz Gökhan'la ufak bir karıştırmışız. Bunu kurumların arkasını anlatacaktım. Orada var değil mi Gökhan sonraki sunumumuzda? Tamam. Bunu geçeyim. Gelir ve kurumlarına beraber anlatacağım bir örnek de vardı. Buraya mı aldık? Tamam, çok özür diliyorum değerli katılımcılar. Buraya almışız. Gökhan öyle söyledi. Burada anlatacağım. Tamam. Şimdi 2022 yılının hem kurumlarını hem gelirin matrah artırımının hükümleri ortak. 2022 yılında nasıl yapacağız? Önce gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi verecek. Daha sonra mükellefimizin kendi hesaplarına göre 2022 yılında ne kadar gelir beyan ediyor? Gelir veya kurumlar beyanından onu hesaplayacağız. Daha sonra 2021 takvim yılında beyan edilen gelir veya kurumları %122.93'te arttıracağız. Bunu bir kenara yazdık. Daha sonra da yine 2022 yılının 3. döneminde, 3. geçici vergi döneminde beyan edilen geçici vergi matrahının %40'ını arttıracağız. Bunların eğer altta da şunu görüyorsunuz, hemen onu da söyleyeyim. Üçüncü dönemde geçici vergi verilmediyse ikinci döneme bakacağız. %100 arttıracağız. Eğer o dönemde de verilmediyse birinci döneme gidiyoruz. Birinci dönemi bu defa %300 arttırıyoruz. Bunların arttırılmış tutarlarının en yüksek olanlarını bulacağız. Ve %25 oranında bir arttırımı yapacak mükelleflerimiz. Burada da asgari rakamların altına düşmeyecek. Mesela kurumlarda 2022 yılı 500 binin altında olması mümkün değil. Artırılmış tutarlardan biri ve ikisi, az önce söyledim, 2022 yılında beyan edilen tutarlardan yüksekse en yüksek tutar alacağız hep burada. Eğer, yine bu arada beyannameleri açıldı, gelir vergisini veren mükelleflerimiz vardı. Muhtemelen onu soracaksınız, gelir vergisi mükelleflerimiz düzeltme yapabilecekler ve ilgili satırlar açıldı, kurumlarda da açıldı. Bir fark çıkarsa 2440 sayılı kanun kapsamında artırılan matrah satırına yazarak gelir vergisi ve kurumlar vergisine de ekleyecekler. Yani 2022 yılının matrahını da az önce hesapladığımız 2021 yılı olan %122.93 ve geçici verginin o arttırımlarıyla kıyaslayacaklar. Eksik varsa önce 2022'nin de bir arttırımını yapmaları gerekiyor. Sonra matrah arttırımından faydalanacaklar. Faydalanmak istiyorlarsa. Peki bazı istisnai durumlar olabilir. Bu slaytta da şunu anlatıyor. 2021 yılında gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi verilmemişse ne yapacağız? Sadece 2022 yılının gelir vergisi matrahını artırmış olarak dikkate alacağız. 2022 yılında geçici vergi beyannameleri verilmemiş ise kıyaslamada da bu defa 2021 takvim yılında verilen gelir ve kurumlar vergisinin matrahlarını artırmış olacağız. Geçici vergi mükellefiyeti bulunmayanlarda ne yapacağız? Kim olabilir bunlar? Ücret gelir ederinin gayrimenkul sahibi adı gibi veya diğer mükelleflerimiz olabilir. Onlarda dayız. Onlarda şuna bakacağız. 2021 yılında aynı şekilde rakamlarını arttırarak yani %122.93'te arttırarak kıyaslamamızı yapmış olacağız. 2022 yılına ilişkin yıllık beyannamelerini verdikten sonra önceki yıllara ilişkin matrah artırımında bulunan mükelleflerin varsa mahsup ettikleri geçmiş yıl zararlarını düzeltme yapmak zorundalar. Bu düzeltmeler içinde mükelleflerimize herhangi bir ceza tahriyat yapmıyoruz. Burası da çok önemliydi. Yine 2022 yılına ilişkin geçici vergi beyannamelerinin düzeltilmesine gerek yok. Sadece gelir vergisini veya kurumlar vergisini düzeltmeleri yeterli. Ekranda da görüyorsunuz düzeltmeyi cezasız yapacağımızdan bahsediliyor. Önemli bir ayrıntı daha. 2022 yılı için hesaplanan gelir vergisinden veya kurumlar vergisinden beyanname üzerinden mahsup edilemeyen geçici verginin iadesi olmayacak. Beyanname üzerinde mahsup imkanı var ama iade imkanı söz konusu değil.
Ne kadar görünüyor bilmiyorum. Aldık ama çok görünüyorsa. Örnek birden bahsedeyim sadece. Şimdi şöyle bir örnek verdik. Mükellefimizin bunu kurumlar olarak kabul ettik. Kurumlar arası mükellefler için 3 milyon lira 2022 yılında mükellefimiz matrah beyan etmiş. 2021 yılında da beyan ettiği matrah arttırılmış haliyle alındı. 1,5 milyon lira. Geçici verginin 3. dilimini görüyoruz. 3. geçici vergi döneminde de %40'ı arttırdığımızda 2,5 milyona bulunuyor. Bu mükellefimiz hangi rakam üzerinden bize beyanda bulunacak? Bu seneki rakamı 3 milyon diğerlerinden daha yüksek olduğu için 3 milyon üzerinden bizde matrah artırımda bulunması söz konusu. Yani 3 milyonun 2022 için %25'ini çarpacağız. 750 bin TL üzerinden bir matrah artırımında bulunacak. Bir başka örnek anlaşılsın diye söylüyorum. 4. örnek. Bu defa 4. örneğimizde 1,6 milyon mükellefimizin normal karını beyan etmiş kurumlardan bir önceki yılı kıyaslamışız, arttırmışız. 1,8 milyon olmuş. Geçici vergiyi %40 arttırmışız 3. dönemde. O da 1,7 milyon olmuş. Ne kadar ekleme yapacağız bu mükellefimize? 200 milyonluk bir ekleme yapacağız. Çünkü bir önceki yılın kurumlarını %122,93'te arttırdığımızda 1,8 milyon çıkıyor. Bunun da %25'ini alıyoruz, 450 bin TL. Ama bu mükellefimiz 450 bin TL matrah üzerinden bize beyanda bulunmayacak. Çünkü asgari rakam 500 bin TL'ydi. Burada da yine her halükarda 500 bin TL'nin altına kurumlar için söylüyorum. Biliyorsunuz gelir vergisi mükelleflerinde farklı. Orada işte işletmede 105 binin altına düşmesi mümkün değil. Diğer örneklerin üzerinde tek tek durmuyorum. Şimdi stopajlarla ilgili konuşalım. Geçmişteki yasalarda olduğu gibi ücret serbest meslek olmayan kar payı var. Önceki yapılandırma yasalarında kar payı stopajları yapılandırma kanununa girmiyordu. Burada matrah artırımına bu bölüme alınmış oldu. Yine yıllara sari inşaat işleri, kira ödemeleri ve çiftçilere yapılan ödemelerle vergiden bulan esnafa yapılan stopajlar üzerinden matrah artırımında bulunabilecek. Nasıl bulunacak bu mükelleflerimiz? Çok hızlıca geçiyorum değerli katılımcılar. Ücretlerde eğer bu arada KDV'de de muhtasarda da yani stopajlarda arttırımlar yıllık yapılacak, aylık değil. Yıllık toplam daha önce ücretten bir beyanname verdiyse ekranda görüyorsunuz 2018 yılı için %6, sonraki yıllar 5, 4, 3, 2 diye devam ediyor. Bunlar üzerinden bir arttırımda bulunacak. Eğer bu şekilde bir beyan söz konusu değilse asgari işçi sayıları ve asgari ücret tutarlarına göre bir artırım yapacak. Onların rakamlarını size boğmamak için buraya almadım. Serbest meslekte de aynı ücretteki gibi değerli katılımcılar. Yine yıllık hesap ediyoruz. Vermiş olduğu beyanların üzerinden 2022 için örnek veriyorum %2, 2018 için de %6 olacak. Yine rakamlar olduğu için hızlı geçiyorum. Bu arada çok özür dileyerek şuraya bir daha dikkatinizi çekmek isterim. Önemli bir ayrıntı vardı burada. Tabi bu söylediğim serbest meslek kira ödeme ve kar payı stopajları için bu oranlar. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Kar payında stopajdan mükellefimiz vergi arttırımında bulunacaksa mutlak suretle kurumlardan matrah artırımı yapması gerekiyor. Bir ikinci istisnada yatırım indirimi de var biliyorsunuz. Diğer stopajlarda ise kurumlar vergisine veya gelir vergisinin matrah artırımı yapmak zorunda değil. Ama kar payından vergi arttırımına gidecek bir mükellefimizin mutlak suretle kurumlardan matrah artırımı yapması şart. Yıllara sari inşaat ve onarım işleriyle uğraşanlarda da mükelleflerimiz vergi artırımı yapabiliyorlar. Burada bir hak ediş ödemelerine bakıyoruz. Hak ediş ödemeleri üzerinden %1. Bütün yıllarda aynı mı? Evet, bütün yıllarda aynı şekilde alıyoruz. Esnaf muaflığından olan ödemelerle ilgili de görüyorsunuz. Normal oranın 1/4'ünü alıyoruz. O yüzden hızlı geçiyorum. Burada da zirai mahsuller ve hizmetler için var. Yine normal bildiğimiz oranların 1/4 oranında borsaya tescil olma veya olmama durumuna göre bunlar da değişebiliyor biliyorsunuz. Peki beyanlama vermemiş mükelleflerimizde ne olacak? Bunlar beyanlama vermiş mükelleflerimiz için de. Beyanlama vermeyen mükelleflerimizde serbest meslek ödemeleri için bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerimiz için belirlenmiş olan asgari gelir vergisi matrahlarının %50'sini alıyoruz. Kira ödemelerinde ise kira stopajları için, GMS mükellefleri için belirlenmiş olan asgari gelir vergisi matrahları dikkate alınıyor. Kar payı ödemeleri için arttırılan kurumlar vergisinin arttırmak şart demiştik. %80'i dikkate alınıyor. Yıllara sari inşaat ödemeleri için bilanço esaslarına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş olan
asgari gelir vergisi matrak tutarları, zirai kazanç kapsamındakiler için yine bilanço esasına göre defter tutanlarla ilgili, esnaf muaflığında da yine bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerimiz için geçerli olan asgari gelir vergisi matrak tutarları esas alınarak bir artımda bulunacak. Bu slaytta da bu rakamları görüyorsunuz. Başkanımızla sunumumuzu paylaşırız. Oradan bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Daha önce söylemiştim, bir daha üzerinde geçmekte fayda var. Şimdi gelir ve kurumlardan, stopaj yönünden vergi artırımında bulunan mükelleflerimizin Mart'ta artırımı yapması şart değil. Ama istisnası kar payı stopajı söz konusuysa mutlak surette matra artırımında kurumlar yönünden bulunmaları gerekiyor. Katma değer vergisinin de artırımı nasıl olacak? Aynı geçmişteki yapılandırma yasalarında gibi. Burada da yıllık yapılıyor değerli katılımcılar. 2018 yılı ve 2019 yılı için %3 alıyoruz. 2020 yılı için %2,5, 2021 ve 2022 için %2 oranında bir artırımında bulunacak mükelleflerimiz. Eğer o yıllarda beyanlama verilmeme durumu söz konusuysa mutlak surette bu mükelleflerimizden matrah artırımı kurumlar veya gelir vergisi yönünden bulunacaklar ve onun üzerinden hesap ettikleri %18'lik KDV'yi de bize beyan etmiş olacaklar. Ortak hükümler neler? Hızlıca onun üzerinden geçelim. Şimdi birinci söyleyeceğimiz matrah artırımı üzerinde hesaplanan vergilerin peşin ya da ilk taksiti Haziran'dan başlamak üzere biliyorsunuz. Mükelleflerimiz 12 eşit taksite ödemeleri mümkün. Azami burada 12 taksit söz konusu. İkinci söyleyeceğimiz, burada da ilk iki taksitin diğerlerinde de biraz sonraki slaytlarımızda anlatacağız. Süresinde ödenmesi şart. Ama diğer maddelerden bunun bir farkı var. İlk iki taksit süresinde matrah ve vergi artırımında ödenirse, sonraki taksitler süresinde ödenmemiş olsa bile son taksitin izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammıyla ödenme kaydıyla mükellefler matrah ve vergi artırımı hükümlerinden faydalanabilecekler. Geçmişteki yasada böyle değildi. Süresinde ödenmemesi durumunda matrah artırımı ve vergi artırımı hakkından mükellefler faydalanamıyorlardı. Burada ilk iki taksit süresinde ödenince geri kalan taksitler süresinde ödenmese bile mükellefimizin yapılandırması bozulmayacak. Matrah artırımı hükümlerinden faydalanacak. Ne zamana kadar? Son taksitin süresini takip eden ayın sonuna kadar faydalanmak kaydıyla. Matrah artırımında bulunan mükellefler hakkında daha önce başlamış olan incelemelerin bitirilmesini söylemiştik. Hangi tarihe kadar? 21 Mart'a kadar. Zaten bu tarihte geçti ve bu işlemlere de şu an devam edilmiyor. Yine taksitler kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmediği takdirde ödenmeyen vergiler için az önce konuşmuştuk mükelleflerimizde gecikme zammı oranında geç ödeme zammı adı altında biz onların işlemlerini tahsil etmeye devam edeceğiz. Peki matrah artırımından herkes faydalanabilecek mi? Bu slaytta da matrah artırımından faydalanamayacak mükellefleri görüyorsunuz. 359. maddede sayılan o sahteciler kısaca böyle özetleyebiliriz. Kim bunlar? Defter ve kayıt ve belgelerini yok edenler, defter sahiplerini yok ederek yerine başka yapar koyanlar ya da hiç koymayanlar. Bir üçüncüsü de belgelerinin asıl veya suretini tamam veya kısmen sahte olarak düzenleyenler. Yine ödeme kaydı cihazlara yetkisiz şekilde ya da yetki sınırını aşarak müdahale edenler, terör suçundan hüküm giyenler, milli güvenliğe karşı işlenen suçlar nedeniyle ya da terörün finansmanının suçuyla veya kara para aklama gibi suçlar kapsamında inceleme ve araştırması yapılanlar isteseler de matrah artırımında bulunamayacaklar. Ancak bunun da bir istisnası var. Az önce saydığımız defter ve kayıt ve belgelerini yok edenlerle belgelerin asıl ve sureti yerine işte yerine koymayanlar ya da sahte belge düzenleyenler veya ödeme kaydedi cihazı yetkisiz bir şekilde veya yetki sınırlarını aşarak müdahale edenlerin incelemeleri devam ediyorsa bunlar da diğer mükellefler gibi matrah artırımında bulunabilecekler. İnceleme sonuçlanıncaya kadar ki bunların incelemeleri de 31 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek. Eğer inceleme mükellefin lehine sonuçlanırsa yani bunlarla ilgili bir tespite ulaşılmazsa mükellefin matrah artırım hükümleri geçerli olacak. Biz o mükellefe bir yazı yazacağız. Gel bir ay içinde taksitlendirmeni matrah artırımın geçerli ödemelerine başla diye. Bu slaytımızda da söyleyeceğim bunları ama burada terörün finansmanı olan az önce konuştuğumuz terör suçları ile ilgili böyle bir durum söz konusu değil. Onu da hatırlatmakta fayda görüyorum. Bu grupta da işletme kayıtlarını konuşuyoruz. İşletmede bulunduğu halde kayıtlarında yer almayan kıymetlerle ilgili mükelleflerimiz nasıl artırımda bulunacaklar? Çok hızlıca üzerinden geçelim değerli katılımcılar. Kayıtlarda yer almayan emtina, makine, teçhizat ve demirbaşların defter kaydına imkan veriyor. Nasıl olacak? Bu makine, teçhizat ve demirbaşlar ve emtia, rayiç bedeli üzerinden KDV oranının yarısı oranında yine
bizim az önce söylediğimiz o tebliğ ekimdeki iki nolu beyannamemizde 31 Mayıs tarihine kadar beyan edecekler. Daha hiç bedel ne demek? Değerleme gündeki normal alım satım bedeli neyse onun üzerinden bu beyanda bulunmaları gerekiyor. 31 Mayıs'a kadar beyan ve aynı sürede ödemeleri gerekiyor. Peki bu mükelleflerimiz bunları indirim konusu yapabilecekler mi? Bu şekilde kayıtlarını aldıkları emtiaya ait olan KDV indirim konusu yapabilecekler ama iadeye konu edemiyorlar. İmtiyanın dışında makine teçhizat ve demirbaşlarla ilgili ödenen verginin indirimi söz konusu değil. Yine bu mükelleflerimizi biz katlı değer vergisi kanunu 9. maddesindeki sorumluluk kapsamında ilerleyen zamanlarda incelesek de herhangi bir sorumluluk uygulaması yapmıyoruz. Bu mükelleflerimiz bu şekilde beyan ettiklerini BA'larına da dahil edecekler. Onu da geri gelmişken size söylemekte fayda var. Bu defa da kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia makine ve teçhizatın durumu nasıl? Ekranda görüyorsunuz, kayıtlarında yer aldığı halde işletmede olmayan emtia makine ve teçhizatlar için 31 Mayıs tarihine kadar mükelleflerimiz normal bir mükellefe satış yapar gibi faturasını düzenleyecekler. Emsallerine uygun kar hatları üzerinden normal bir şekilde de gelir yönünden de, kurumlar yönünden de, KDV yönünden de beyanlamalarında bulunacaklar. Bu mükelleflerimizin bir ödemesi çıkması durumunda peşin veya 3 taksitte ödeme imkanı var. Diğerinden farklı olarak bu mükelleflerimiz de bu satışlarını BS dediğimiz satışlara dahil edecekler. 444 diye zannediyorum. Orada mükellef yerine de o rakamı yazabilirler. Kasa mevcutluğunu konuşalım. Burada sadece kurum vergisi mükellefleri faydalanabiliyor biliyorsunuz. Geçmişteki yapılandırma yasalarında olduğu gibi kasa ve ortakların ortaklardan alacaklarla ilgili hesaplarında yer alan gerçek duruma uygun olmayanları uygun hale getirerek ve bunun karşılığında da bize %3 vergi ödeyerek mükelleflerimiz de bu durumunu düzeltebilecekler. Burada da 31.12.2022 tarihine esas alıyoruz. Bu tarihten sonra bir düzeltme verilse de bilançolarla ilgili dikkate alınmayacak, onu söyleyebilirim. Peki kanundan yararlanma şartları neler? Sonuna doğru geliyoruz. Her yapılandırma yasasında olduğu gibi başvuru şart. Yazılı olabilir, interaktif vergi dairesinden olabilir. E-Devlet şifresiyle yine interaktif vergi dairesinde girilebilir. Postayla gönderilebilir ama postayla gönderilirse mutlaka alma haberle gönderilmesine fayda var. Birincisi bu. İkincisi açılan davalarda mutlaka vazgeçilmesi gerekiyor. İster itiraflı alacak olsun, ister kesinlikle hiçbir şey alacakla ilgili dava olsun. Üçüncüsü de ödemelerin süresinde yapılması gerekiyor. Başvurular 31 Mayıs tarihine kadar. Kahramanmaraş kaynaklı depremden etkilenen illerimizde ise bu müracaatlar 31 Ekim, ilk taksit ödemesi 30 Haziran değerli katılımcılar. Yine az önce söylemiştim, bu Kahramanmaraş deprem, Kahramanmaraş merkezli deprem olan yerler mücbir sebep kapsamı almıştı. Onların ilk taksit ödemesi de 30 Kasım'a denk geliyor. Taksitle ödeme nasıl olacak? Bunda yine diğer yapılandırma yasalarından daha farklı olarak 8 aya kadar taksim imkanı var. Aylık taksitler halinde ödeniyor. Önceki yapılandırma yasalarında ikişer aylık dönemler halindeydi hatırlarsanız. 12 yani 1 yıl, 1,5 yıl, 2, 36 ay ve 48 yıl olmak üzere, 4 yıl olmak üzere devam ediyor. Taksitlerin aylık olarak söylemiştik. Belediyelere özgü olmak üzere 120 taksit imkanı söz konusu. Diğer yapılandırma yasalarında olduğu gibi taksitleri kredi kartıyla taksitleri ödememiz mümkün. Bu da önemli bir avantaj mükelleflerimiz için. Ekranda da kat sayıları görüyorsunuz. Tek tek okumuyorum. Kat sayı yani taksitlendiren mükelleflerimize önceki yapılandırmalarda olduğu gibi bir kat sayı uyguluyoruz. Peki indirimli ödeme? Burası da önemli. Diğer yapılandırma yasalarında da vardı. Bunda da var yine. Eğer mükelleflerimiz peşin ödemeden faydalanırlarsa, az önce hesaplamış olduğumuz YÜFE'nin %90'ından da vazgeçiyoruz bir defa. İdari para cezalarında aynı zamanında olduğu gibi asılların da %25'inden vazgeçme söz konusu. Sadece YÜFE ise alacak, yani ana para söz konusu değilse bu defa YÜFE'nin %50'sinden geçilecek ve herhangi bir katsayı alınmayacak. Ekranda görüyorsunuz mükellefimiz taksitle ödeme seçeneği tercih etmiş olabilir ama peşin öderse yani Haziran ayının sonuna kadar öderse ki o da biliyorsunuz hafta sonuna denk geldiği için 3 Temmuz'a sarkıyor. Yine mükellefimizden kat sayı uygulamadan aynı yukarıdaki bu indirimden faydalanması o mükelleflerimizin de mümkün. Burada da yapılandırma örneği var. Demin anlatmıştık. Peşin ödemede kanun öncesi borcu mükellefimizin 309 bin lira. 48 taksitle ödediğinde 153 bin liraya geliyordu bu. Eğer peşin öderse bu mükellefimiz 101 bin liraya düşmüş olacak borcu.
Bu da trafik para cezası ile alakalı. Ekranda görüyorsunuz 2.745 lira olan borcu taksitle ödemesi durumunda 1.418 liraya, ancak peşin ödemesi durumunda da 699 liraya düşüyor. Zamanında ödermiş gibi bir indirim sağlamış oluyor neredeyse. Süresini ödemeyen taksitler nasıl olacak? Az önce söylemiştik. Birinci ve ikinci taksitin süresinde ödenmesi mutlak surette şart. Sonraki taksitler bir takvim yılı içinde 3 defa ödenmezse yapılandırma yasası bozulmayacak. Bu her yıl için geçerli. Bu üçer taksitleri de son taksitlendirmenin süresi olan ayın sonuna kadar mükelleflerimiz yine size sunumumuzun başında bahsettiğimiz geç ödeme zammı ile beraber ödeme imkanları mümkün. Altta bir not görüyorsunuz. Pişmanlık, izah, davet ve matra artırımında hariç. Orada çünkü durum biraz daha farklıydı. İlk taksit süresinde ödenmesi gerekiyordu. Matrah ve vergi artırımında ve yine pişmanlıkta da iki taksit ödendikten sonra diğerleri ödenmese de buradaki gibi bozulmuyordu. Son taksitini izleyen ayın sonuna kadar ödeme imkanı mümkündü. Burada da katsayısız özel ödeme şeklinden bahsettik. Peşin ve taksitle ödemeyi seçeneği tercih etti mükellefimiz. İlk taksit süresi içinde ödemedi. Takip eden ay, izleyen ayın sonuna kadar, yani 30 Haziran'dı, Temmuz'a denk geliyor biliyorsunuz, hafta sonuna denk geldiği için. Temmuz'un sonuna kadar mükellefimiz bu borcunu öderse katsayı almıyoruz. Geç ödeme zammı hesaplamıyoruz. Fakat YİFE tutarından bir indirim de yapmıyoruz bu mükelleflerimiz için. Taksitle ödeme seçeneğini tercih ettiyse mükellefimiz ve ödemediyse bu mükellefimizden de yine katsayı almayacak. YÜFE'de herhangi bir indirim söz konusu değil. Aynı şekilde geç ödeme zammı da bu mükellefimizden almayacağız, bu tür mükelleflerimizden. Peki diğer hususlar neler? Önceki yapılandırma yasalarına giren alacaklar, bugün bu yasanın yayın tarihi itibariyle ihlal olduysa hepsi bu kanun kapsamında yapılandırılabilir. Efendim matra artırımım vardı, yapılandırabilir miyim? Yapılandırabilirim. Borcunu ödeyebilirsin ama hükümlerinden faydalanamayabilirsin. Bütün yapılandırma yasalarının bugün için, yasanın yayım tarihi için daha doğrusu düzeltiyorum, ihlal ise bu kanunun da faydalanmaları, yani 74 tırptan da faydalanmaları mümkün. Ancak faydalanmayacaklar var. 6736, 7020 ve 7143'ün ikinci maddesinden taksitleri devam edenler bundan faydalanamayacak. Burada da bu grupta çok mükellef olacağını zannetmiyorum. Belediyelerimizin geçmişte 120 ay olan taksitlendirmeleri vardı. Onları kastediyorduk. Yine 7256 ve 7326'nın ikinci maddesiyle ilgili devam eden taksitleri de varsa, mükelleflerimiz isterse bu kanundan yine 74-40'tan faydalanma imkanları da mümkün. Borç yoktur yazılarında durum ne olacak? Mükellefimiz borcunu yapılandırdı. %10 burada borcu yoktur için bütün borç yapılandırında toplam üzerinde %10 ödeme kaydıyla borç yokturları vereceğiz. Burası önemli biliyorsunuz. Normal tecillerde 31 Temmuz'a kadar zannediyorum. Şu an için %10 aramıyorduk değil mi Müdür Bey? 31 Temmuz'a kadar. Ama bu yapılandırmada böyle bir düzenleme söz konusu değil. Yapılandırılan katsayı ve YÜFE tutarları dahil %10 üzerinde bir ödeme yaptıktan sonra bizden borç yoktur yazılarını alabilecekler. Türkiye genelinde vergi dairelerinde 2000 TL borcu olan alacağın türünün bir önemi yok. İdare para cezası, trafik para cezası, e-cimsil vergi, ama bir durum var dikkat etmemiz gereken ki burada sizlik bir durum söz konusu ise sistem otomatik olarak bunu gerçekleştirdi. Toplam 2000 TL'nin altında bir borç söz konusu ise bunları sistem otomatik olarak terkin etti. Bir terkin de belediyelerde var. Belediyelerin de 250 TL olan alacaklarında yalnız burada şuna dikkat etmek gerekiyor. 6800 sayılı kanun kapsamındaki alacakları, yani sözleşmeden doğan alacakları değil belediyelerin, 6183 sayılı kanun kapsamındaki alacaklarında her bir dönem ve taahhüt türü itibariyle 250 TL'nin altında, tabi 31.12.2022 tarihi ve öncesi olmak kaydıyla yine terkin olacak. Diyelim ki 200 liralık bir emlak vergisi söz konusuydu. Benim örnek olarak veriyorum, terkin edecek mi? Terkin edilmesi gerekiyor. Bunun için de bir müracaat gerekmiyor. Resmen bunu belediyelerin gerçekleştirmesi gerekiyor. Ama altının çizilmesi gereken 6183 sayılı kanun kapsamındaki alacaklar. Yani özel hukuktan doğan, özel sözleşmeden doğan alacakları bu kanun kapsamına girmiyor. Evet, çok tartışılmıştı. 2420 çıktığında o aradaki dönem için bir gecikme zammı meselesi vardı. Bu yasayla onu da kaldırdık otomatik olarak. Mükelleflerimizin herhangi bir müracaatı söz konusu değil. Bu tartışmadan da kurtulmuş olduk. Bu slide de bunu anlatıyor. Son slide'ımızda araç muayeneleri ilgili bir kolaylık getirildi biliyorsunuz. 12 Mart tarihine kadar araç muayenesi gecikenler her aylık o %5'lik gecikme faizi yerine ekranda görüyorsunuz.
0.75 oranındaki hesaplamayı yaparak araç muayenelerini gerçekleştirebilirler. Ne zamana kadar? Bunlar da 30 Eylül 2023 tarihine kadar. Evet, benim söyleyeceklerim bunlar. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benim için de sizin için de sıkıcı bir slide sunumu. Sağ olun. Soru cevap sonra alacağız değil mi? Tamam. Çıkartayım. Güzel sunumları için Sayın Vergiler Başkanımız Sayın Hacı Tekin'e teşekkür ediyoruz. Ve ikinci sunumu yapmak üzere Deniz Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası Başkanımız Sayın Mehmet Sarıgöl'ü kürsüye davet ediyorum. Değerli başkanım, değerli dertlerim, değerli protokol, değerli meslektaşlarım, başkanım esas görevi artık zor olanı bize verdi. Çok değerli sunumunu çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Esasında sosyal güvenlikle ilgili genel çerçeve başkanım anlattı. 7440'ı ana omurgasından oluşuyordu. Ancak biraz sonra belki tekrarlayacağımız kısımlar var. Sosyal güvenliğin kendine az özgü uygulamaları söz konusu. Bu uygulamalar aynı şekilde de yapılandırma yasasına da sirayet etti. Yapılandırıyoruz. Bir yandan aslında tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren bir yapılandırma yasasına bahsettik. VG başta olmak üzere sosyal güvenlik kurumumuzun da sigorta prim borçlarından başlamak üzere üçüncü kişilerin rücu borçlarına kadar, rücu alacaklarına kadar yapılandırıyoruz. Sunum planımızı hemen bu şekilde paylaştıktan sonra sırasıyla devam edelim. Değerli katılımcılar, bildiğiniz üzere 2016 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu'nu tek çatı altında birleştirdik. Birleşmeden önce hem 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 Bağkur, 2925 Tarım Sigortalılar, 2926 Tarım Bağkurlular ve 5434 sayılı Emek Sandığı'na tabi devlet memurlarının statüleri söz konusu iken 2016 yılında 5510 sayılı yasayla birlikte biz 4A, 4B, 4C sigortalıları olmak üzere kurumun statüsünü belirlemiş olduk. Tüm bunları kapsayan ve 2022 Aralık ayı ve öncesi dönemlerden öncesine ait olmak üzere sigorta primleri, emekli keseneye kurum karşılığı, ek karşılık primleri, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, iş kazası, meslek hastalığı, malillik, vazife malillik sonucunda doğan rücu alacakları, yine yersiz olarak bağlanan aylıklar ya da fazla ödemeler, isteğe bağlı ve avukat, özellikle dün 5 Nisan avukatlar günüydü, kendilerini avukatlar gününü kutluyoruz. Yine bildiğiniz üzere 30 Eylül 2008 tarihinde bizim 5506 sayılı sosyal sigortalar yasamızın mülga 86. maddesi vardı. Avukatlar topluluk sigortasına tabiilerdi. Bunların bu tarihten önce, yani 1 Ekim 2008 tarihinden önce kayıt ve tescillerini yaptırmamış olabilirler. Avukat ve noterler, bunlar barolardan ve noterler odasına yazı almak suretiyle 1 Ekim 2008 tarihinden önceki kayıt ve tescillerini yaptırmak suretiyle de bu borçlarını yapılandırabilirler bu yasa kapsamında. İsteğe bağlı ve topluluk sigortası primlerini yapılandırma kapsamında
eksik işçilikler kaynaklı özellikle özel inşaat işleriyle ihale işlerden dolayı 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle inceleme, ölçme ve değerlendirme sonucunda ortaya çıkan eksik işçilikler söz konusuysa bu da bu yapılandırma kapsamında. Yine 31 Aralık 2022 tarihinden önce bu tarih dahil işlenen fiillere ilişkin olarak vergiden biraz daha farklı olarak idari para cezalarında kanunun yayım tarihi olan 12 Mart 2023 tarihine kadar yayın tahsil edilmeyen idari para cezaları da kanun kapsamında yapılandırılabilir. Kanun yayım tarihinden önce asılları ödenen alacakları kanun yayınlandığı tarih itibariyle henüz ödenmemiş olan ferileri biraz sonra detaylara orada geleceğiz. Yine 5510 sayılı kanunun ek 5 dediğimiz tarım sigortalılığı yani tarımda ve orman işlerinde süreksiz hizmet hakkıyla çalışan çalışanların prim borçları ve taksi dolmuş gibi otobüs şoförlerinin 10 günden az çalışanların kendilerini karşıladığı primlerde 7440 sayılı kanun kapsamında yine Sosyal Güvenlik Kurumu'nun takip ve tahsil ettiği eğitime katkı payı damga vergisi ve özel işlem vergileri de kapsam içerisinde. Kapsam dışı olan belki soru olarak gelecektir ama ben başta söyleyeyim. Özellikle geçmiş yasalarda bu söz konusuydu. En son 7326 sayılı yasada prim borcu tutarı ne olursa olsun ya da hizmet karşılık gün tutarı ne olursa olsun 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle borcu olan bağkurlular, bağkurlar tarım bağkurdur, muhtar bağkurdur ya da diğer esnaf, kendi nam ve hesabına çalışan esnaf ve sanatkar bağkurlar olabilir. 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle bildiğiniz üzere 6 ay içerisinde bu borçları ödemedikleri takdirde hem hizmetleri hem borçları askıya alıp kaldırılıyordu. Bunlarla ilgili hem ihya durumları bu yapılandırma yasası kapsamında yok hem de şu andaki mevcut haliyle de bir bağkur prim sürelerini ya da tutarlarının affı söz konusu değil bu yasada yani özel olarak. Fakat şu var, 30 Nisan 2021 tarihinden önceki durdurulan hizmet süreleri ve borçlarıyla ilgili her zaman bu yasa olsa da olmasa da ihya canlandırma hakları var. Bunlar güncel prim tutarları üzerinden her zaman yapabiliyorlar. Ancak önceki yasalarda yapılandırma yasası kapsamında en azından YÜFE dediğimiz güncelleme kapsamıyla ödeyebilme imkanı vardı. Fakat 1 Mayıs 2021 tarihi itibariyle 30 Nisan 2021'de hizmet süreleri ve prim borçları durdurulan bağkur sigortalılarının aynı zamanda esnaf olarak devam etmeleri halinde ya da tarım bağkurlukta ya da bağkurlu olmadan zorunlu kılan haline devam etmesi halinde de 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren sigortalılıkları tekrar başladı ve prim taahhütleri tekrar başladı. İşte 1 Mayıs 2021 tarihinden olan borçlar bu 7440 sayılı yasa kapsamında yapılandırabilirler. Değerli ağzının kapsam dışı alacaklar var. Başkanım biraz önce söyledi. 6552, 6736, 7020 ve 7143 sayılı yasa kapsamında yapılandırma hakları devam edenler bu yasadan yararlanamayacaklar. Yine başkanım söyledi. Özellikle spor kulüpleri ve belediyenin borçları bu kapsamda olabilir. Onun dışında zaten 36 aylık borçların tamamı bunlar tahsiye olmuş durumda. Bu yasa kapsamında ödenmiş durumda. İkinci olarak belediyelerin uzlaşılan belediye borçları kapsam dışında. Üçüncü olarak kapanan belediyelerin borçları varsa kapsam dışında sosyal güvenlik alacakları olarak saydığımız. Yine sağlık hizmet sunucularının özellikle eczaneler, hastaneler ve optikçilerin yersiz yapılan ödemelerden veya bunlara kesilen bu türden hizmetleri dolayısıyla cezalarda yapılandırma ya da alacaklarda yapılandırma kapsamı dışında yine Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kira alacaklarda önceki yapılandırma yasalarında olduğu gibi
kapsam dışında. Yine başvuru yerine şekli değerli katılımcılar, burada çok detaya girmeyeceğim. Özellikle dosya bazında ya da iş yeri bazında sosyal güvenlik il müdürlüklerine ya da merkez müdürlüklerine başvurabilirler. Özellikle durumlar söz konusu, başvurulardan bahsedeyim. Başvurular şahsen yapılabileceği gibi özellikle elektronik posta yoluyla ya da PTT Kargo, APS ve e-sigorta üzerinden ya da e-devlet üzerinden başvurabilirler. Özellikle bağ kurular e-devlet üzerinden başvurabilecekleri gibi şahsen de başvurabilirler. Diğer iş yerleri yönüyle 4 ay sigortalısı çalıştıran işverenler de e-sigorta kanalıyla başvurabilecekleri gibi dediğim usullerle başvurularını yapabilirler dosya bazında. Bu 4C'li dediğimiz devlet kurumlarının başvuruları, onlar da özellikle durum söz konusu Sigorta Primleri Daire Başkanlığı'na ya da eski haliyle kamu görevlileri emekli müdürlüğüne Ankara'ya başvuru yapmaları gerekiyor. Yapılandırma başvurusuna getirilen kolaylıklar değerli katılımcılar. Özellikle 5510 sayılı kanun 4. maddesi B bendinde prim borçları için ayrı ayrı başvurmaları gerektirmekte kural olarak. Ancak bir borç türü itibariyle birisine başvurduysa ve ilk ödeme tarihine kadar bunu ispatladığı takdirde de diğer borç türleri itibariyle de başvuruları geçerli sayılacaktır. Bir borç türünden başvuru süresi içinde yapılan başvurular bu yapılandırma kapsamına gelen diğer borç türleri içinde kabul edilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu bu anlamda çok esnek bir yapıya sahip. Özellikle yayınlamış olduğu genelgede ve genelgenin yetkilerinde de bu başvuru formlarını özel olarak düzenlemiş ve yayınlamış. Buraya almadık ama genelgenin eklerinde bu başvuru formları ayrıntılı olarak yer alıyor. Yine değerli katılımcılar, kurumumuza borçlu olmalarına rağmen yapılandırma başvurusunda bulunmayan şirketlerin şirket ortaklığı, şirket müdürlüğü ya da yönetim kurulu üyeleri de kendi sorumlu oldukları dönem ya da hisseler oranında da başvurularını yapabileceklerdir ve başvuruları bu halde kabul edileceklerdir. Yine şirket tüzel kişiliğince süresi içinde yapılandırma talebinde bulunmakla birlikte ortaklar da kendi hisseleri ya da kendi sorumlu oldukları dönemlerle de ilgili kendi ortaklığından kaynaklı borcu içinde yapılandırma talebinde bulunabileceklerdir ve başvuruları kabul edileceklerdir. Gerçek kişi işverenliğinden kaynaklanan kapsama gelen borçlarının başvuru süresi içinde yapılandırma talebinde bulunan borçlular ortağı veya kanun temsilcisi olduğu şirketten kaynaklanan borcu için İlk taksit ödeme süresinin sonuna kadar yapılandırma talebinde bulunması halinde yapılandırma talebi de kabul edilecektir. Yani 3 Temmuz 2023 tarihine kadar bu başvurularını yapabilirler. Yine 4A, 4B, 4C kapsamında sigortalı işveren olan bir statüden kaynaklanan borçlar için süresinde yapılan başvurunun ilk taksit ödeme süresi içinde yazılı olarak yapılması halinde diğer sigortalı işverenlikten kaynaklanan borçlar için de geçerli sayılacaktır. Yine bununla ilgili değerli katılımcılar, birden fazla ilde tescili olan iş yerleri olabilir. Aynı il içerisinde ya da farklı illerde birden fazla dosya kapsamında borcu olabilir. Bu borçların kapsamı farklı olabilir, borç türleri farklı olabilir. Bir dosya başvurulu yapması, kural olarak ayrı ayrı yapması esas. Ancak unutulabilir, atlanabilir, sonradan borç çıkarabilir. Birisine başvurduysa ve ilk ödeme tarihine kadar bu başvuruyu da ispatladığı takdirde diğerler için de yapılmış sayılıyor. Yine bu kat maliklerinin olduğu apartmanlarda birden fazla kat malikleri doğal olarak her zaman toplanamayabilirler ama borçlardan ya da adi ortaklıklarda da bu söz konusu sınırsız olarak sorumlular. Ancak bunlar da tek tek başvurmak suretiyle de kendi sorumlu oldukları dönemde ya da tutarlar itibariyle de bunlar da başvurulardan
yapılandırma haklarından yararlanabilirler. Yapılandırma kapsamında kalacakları asgari işçilik değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan eksik işçilik, yine rücu alacakları yersiz ödenen aylık ve gelirlere kanuni faiz yerine yüfe uygulanmak suretiyle tahsil edilmekte. Yine 31 Aralık 2022 tarihinden önce bu tarihten önce işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları da %50'sine gecikme cezası ve gecikme zammı yerine yüfe uygulanmak suretiyle de peşin ya da taksit halinde tasfiyesi söz konusu vergiden farklı olarak, vergide bildiğiniz üzere başkan çok onu güzel ifade etti, detaylı anlattı. Ama idari para cezalarının uygulanmasında sosyal güvenlikte geçmiş yasa yapılandırma yasalarında da benzer durum vardı. Bunu biraz sonra biraz daha detaylı anlatacağız uygulamaya ilişkin. Peşin ödeme avantajı söz konusu aynı vergide olduğu gibi. Bu kısımları atlayabiliriz aslında, vergiden hiçbir farkı yok. Yüfe ile güncelen prim alacağı en son 3 Temmuz 2023 tarihinde peşin ödenmesi halinde o yüfenin de %90'ının tahsilinden vazgeçiyoruz. Burada bir örnek koyduk değerli katılımcılar. Burada da aynı şekilde 10 bin lira bizim ana para alacağımız var. Gecikme zammıyla birlikte gecikme zammı olmuş 12 bin lira. Toplam 22 bin küsür tam net olarak belki seçemeyebiliriz. Ancak bunu peşin ödemesi halinde işlemiş olan yüfenin değerli arkadaşlar katılımcılar %10'luğu ödemek suretiyle de 10 bin küsür lira, yani %53'lük bir indirimle ödeyebilme imkanı sağlıyoruz. Buraları hızlı bir şekilde geçiyorum. Taksitle ödemeyi tercih edenler aylık dönemlerde 12, 18, 24, 36, 48 taksitli ödeme yapabiliyoruz. Her taksit değerli katılımcılar taksitlerden önce ödenmesi halinde o yüfe vade farkları düzeltiliyor. Tekrar vade farkları hesaplanmış olacak şekilde örneğin 48 taksidi 36 taksit halinde 36 taksitin içerisinde ödediğimizde 48 taksite kadar olan kısmı vade farkı da ortadan kalkacak şekilde düzenleme yapılmış. Yapılandırma yasası süre içerisinde başvurma kaydıyla ilk taksit ödeme süresi 3 Temmuz 2023 tarihinden önce başvuru süresi içerisinde talep edilen taksit sayısından daha fazla veya daha az bir taksit sayısı tercih edilmesi mümkün değerli katılımcılar. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda esnek bir değerlendirme bu şekilde söz konusu. Bu durumda ödeme planı talep edilen yeni taksit sayısına göre oluşturulacaktır. Yine ilk taksit ödeme süresi olan 3 Temmuz 2023 tarihine kadar peşin ödeme tercihimizi taksite çevirebiliriz. Taksitliği peşine çevirebiliriz. İlk taksiti zamanında ödeyemediğimiz takdirde kalan yani peşin ödemeyi tercih ettiğimizde peşin ödemeyi gerçekleştiremediğimiz takdirde kalan tutarın tamamını ikinci taksit olan 31 Temmuz tarihine kadar tamamını ödediğimiz takdirde yapılandırma yasasından yararlanmış oluyoruz. Ya da taksitli olarak tercih ettik ama peşin ödemeyi tercih ettiğimiz takdirde de yine aradaki vade farkı kaldırılmak suretiyle ancak yüfe kalmak suretiyle de ödememizi gerçekleştirebiliriz. Burada da bir esnek uygulama söz konusu. İdari para cezaları yönüyle de değerli katılımcılar bir idari para cezasının konu olan eylem ve işlemin yani usulsüzlüğün 31 Aralık 2022 tarihinden önce gerçekleşmiş olması bir yandan da 12 Mart 2023 tarihi yani kanun yayın tarihi itibariyle de ödenmemiş olması gerekiyor. Ödenmemiş olmasının yanında da kesinleşmiş olması gerekiyor. Sosyal güvenlik kurumu alacaklarının idari para cezasının kesinleşmesi de idari para cezasının tebliğinden itibaren 15 günlük itiraz süresinin de geçirilmiş olması gerekiyor. Fakat sosyal güvenlik kurumumuzun yönetimi burada inisiyatif almak suretiyle de ilk taksidi ödeme tarihine kadar bir yapılandırma başvurusuna kural olarak başvurmamız gerekiyor. Başvurduğumuz takdirde de bu tarihe kadar da
tebliğ idari para cezalarını yapılandırması %50'sinden yararlanmış oluyoruz. Ola ki ilk taksit başvuru tarihine kadar diye düzelteyim. Başvuru tarihinden sonra idari para cezası tebliğ edilme durumu söz konusu ise, yani bu da 3 Temmuz 2023 tarihine kadar bir idari para cezasının tebliğ söz konusu ise 11 Haziran tarihine kadar da bunun tebliğ edilmiş olması gerekir. Ola ki bu ara kurumun iş yükü çok fazla, özellikle EYT ile birlikte tebliğ ile atlanabilir. Bu takdirde yapacağımız şudur: 11 Haziran'a kadar tebliğ edilmedi ama biliyoruz idari para cezamız söz konusu tebliğ edilmeyi bekliyor. Gidip tebliğini almamız gerekiyor herhalde. Bunu da yapacağımız tarih 3 Temmuz tarihine kadar bu tebliği almamız gerekiyor. Alırken de şu dilekçeyi vermemiz lazım. Aynı vergi usul kanunundaki 371'in karşılığı bir dilekçe vermemiz lazım. Herhangi bir ihtilaf yaratmayacağını, idari para cezasını kabul ettiğini ve 7440 sayılı yasadan da yararlanmak istediğini beyan etmesi halinde de 7440 sayılı yasadan yararlanmak suretiyle idari para cezasının %50'si bu %50'ye isabet eden YÜFE ile birlikte ödeyebilme imkanı, kalan %50 ve gecikme zammı, gecikme faizlerinden de kurtulmuş oluruz. Ancak eski yapılandırma yasalarında vardı bu 7326'da yaşayan bir madde halindeydi. Bu yasada bu yaşayan madde halinde gelmedi. Sadece 3 Temmuz'a kadar bir esnekliğimiz söz konusu. Onun için idari para cezası ile ilgili ya da diğer borçlarla ilgili dikkat ettiğiniz üzere daha önceki de tavsiyelerimiz vardı. Özellikle bizim yapılandırmaya başvuru dilekçemiz var. Sosyal güvenlik bu. Onu borç da olsa, borcunuz olmasa da vermenizi önerdim. İdari para cezalarının gelme ihtimaline karşı. Onun için 3 Temmuz'da yararlanacak olanların mutlaka 30 Haziran'a kadar da borç da olsa başvuru formunu verenler yararlanacak. Onu da ifade ederek sunumu o halini tamamlamış olayım. 2018 yılında işlenen bir fiilinden dolayı 6.000 lira idari para cezası uygulanmış. Buna o da 12 Mart tarihine pardon 31 Aralık tarihine kadar 7.671 lira gecikme faizi işlenmiş. Bunu yapılandırdığı takdirde 6.000 3.000 lirası, öbür türlü de YÜFE'nin de %10'luk kısmı bütün ödemesi halinde de 3.100 lira da bu idari para cezasından ve borçtan kurtulmuş oluyor. Asli ödenmiş veri alacaklar söz konusu. Geçmişten kaynaklı asli ödenmiş veri alacağın %40'ının ödenmesi halinde %60'ından vazgeçilecektir. Bir ilave olarak herhalde burada yok. 31 Aralık 2020 tarihinden önce olup da asıl borç 500 liraya olanlar zaten terkin olacak. Bunun yanı sıra da feri borçların 10.000 liraya geçmeyen kısmı da 10.000 liraya geçmiyorsa bunlar 2020 tarihinden önceki olanlar da terkin edilecek. Bununla ilgili örnekleri de hızlı bir şekilde geçeyim. Bunları değerli arkadaşlar, değerli katılımcılar odamızın sayfasında paylaşacağız. Oradan takip edebiliriz. Bunlar yine spor kulüpleri, belediyelerle ilgili yeri gelmişken basın da var burada. Onların herhangi bir başvuru yapmalarına gerek ama dilerlerse başvuru yapıp taksit sürelerini belirleyebilirler. Başvuru yapmadan da otomatik olarak 120 aya kadar Sosyal Güvenlik Kurumu bunların alacaklarını yapılandıracaklar. Yine eksik işçilik prim borçlarının yapılandırma süresinde başvurmak suretiyle 31 Aralık 2022 tarihinden önce bitirilmiş özel inşaat işleriyle ihale konusu işlerle ilgili yapılandırma ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar taahhüt etmiş ve kanun yayın tarihi itibariyle ödenmemiş fark işçilik borçları da yapılandırma kapsamındadır. Avantajı ise borç YÜFE tekrar hesaplanmayacak, hesaplanacak YÜFE'ye göre gecikme zammı ve gecikme faizleri kaldırılacak. Peşin ödeme seçeneğine göre indirim uygulanacak. Buna göre borcun bu kanunla belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde feri alacaklar tamamından vazgeçilecek. Peşin veya taksitte borcun tamam ödenmesi halinde işsizlik, ilişkisizlik belgesi düzenlenecek ve teminat iadeleri gerçekleştirilecek. Borç teminat karşılığı yapılandırılırsa ilişkisizlik ve teminat iadesi belgesi hemen alınabilecektir. Tabii bu ilişki
işsizlik belgesinde kuruma diğer borçlarının da olmaması gerekiyor. Onu da tamamlamak suretiyle bu bölümü tamamlayalım. Yine borçlarını yapılandıranlar değerli katılımcı peşin olarak öderlerse zaten hemen borç yoktur yasını alabilecekler. Taksitli ödemeni tercih edilmesi halinde ise ilk taksit süresinde ve tam olarak ödenmesi şartıyla borç yoktur yasını alınabilecek. İhalelere katılabilecek, hak ediş ödemeleri alınabilecek. Yine devlet yardım ve teşviklerinden yararlanmaya devam edebilecekler. Yine hacizler söz konusuysa mal ve taşınır ya da taşınma mal ve haklar da hacizler söz konusuyla bunlar kaldırılacak. Ancak gayrimenkuller üzerine ya da gayrimenkul tarzı kıymetler üzerine hacizler konduysa ödemeler nispetinde hacizler kaldırılacak. Bunlar haciz ya da satışla ilgili konu söz konusuysa bunlar borçlular dilerlerse kuruma yazılı muvakkat vermek suretiyle satışlarını gerçekleştirmek suretiyle borçlarına mahsup yaptırmak suretiyle de yapılandırmadan faydalanabilecekler. Sağlık yardımları söz konusu 4 B'li bağ kurular yine ek 5 ve ek 6 kapsamındaki sigortalılarda 31 yıl içerisinde 30 gün prim ödemesi söz konusu veya 60 günden fazla prim borçları yoksa ya sağlık yardımlarından yararlanabilecekler. Yine genel sağlık sigortasıyla da ilgili 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan genel sağlık sigortalılarla da ilgili değerli katılımcılar bir iki tane uygulama söz konusu. Birinci uygulama bugüne kadar genel sağlık sigortası ile ilgili tescilleri yapılmış olabilir, yapılmamış olabilir. Bunların gelir tespitine başvurmamış olanlar 31 Temmuz 2023 tarihine kadar gelir tespitine başvurdukları takdirde hane içinde ailede hane içerisindeki kişi başına gelir tutarı asgari ücretin 1/3'ünden aşağıysa buna herhangi bir şey yapmasına gerek yok. Sağlık yardımını da bu giderleri de devlet karşılayacak. Ancak asgari ücretin 1/3'ünden fazla yani asgari ücretin 1/3'ü de 3666 lira geçiyorsa da bunlar asgari ücretin %3'ü tutarında genel sağlık sigortası primi tahsil edecek ve bunlar gelir tespiti sonucu yapıldığı için hangi yıldan itibaren genel sağlık sigortası kapsamına girdiyse o tarihten itibaren kayıt ve prim tahakkukları güncellenecek. Eğer asgari ücretin 1/3'ünden aşağı ise prim borçları silinecek. 1/3'ünden fazla ise bu diyelim 2016 yılından bu yana ise 2016 yılından bu yana gelecek ve peşin olarak 31 Ağustos tarihine kadar ödemeler halinde de herhangi bir yüfedir ya da gecikme faizi, gecikme zammı işlemeyecektir. Yine bu sigortalıların bu süre zarfında 31 Ağustos tarihine kadar Ocak ayı hariç Şubat ayından bu yana bir yıl içerisinde 30 gün prim ödemeleri söz konusu veya 60 günden fazla da prim borçları olmasına rağmen de 31 Ağustos tarihine de genel sağlık sigortasından yararlanmaya devam edecekler. Tabii geçici bir düzenleme. Bundan sonra tavsiyemiz özellikle gelir testini mutlaka yaptırmaları gerekiyor. Çok detaya girmeyeceğim. Öğrencilerle ilgili, üniversiteye devam eden öğrencilerle ilgili ya da liseyi bitirenlerle ilgili. Liseyi bitirenler 20 yaşından sonra 2 yıl süreyle, üniversiteyi bitirenler de 25 yaşına kadar, üniversiteyi bitirdikten sonra 25 yaşına kadar da 2 yıl süreyle genel sağlık sigortası haklarından anne babalar üzerinden yararlanabilirler. 18 yaşından aşağı gençler ya da çocuklarımız da herhangi bir anne babası üzerinden yararlanamıyorsa devlet üzerinden yararlanmaya devam ediyorlar. Kanun yayın tarihinden önce taahhüt etmiş rücu ve yersiz ödemelere ilişkin alacak da yapılandırma kapsamında bulunmaktadır. Yine girişte de söyledim. Bütün sigorta kollarında özellikle işveren 4A
sigortalı çalışan işverenlerde bu çok sayıda, özellikle bizim 23. madde bunlardan bir tanesi. Diğersiz yararlılıklanan gelir ve aylık ödemeleri olabilir. İş kazası meslek hastalıklarından dolayı rücu alacaklar olabilir. Bunlar yapılandırma kapsamında, sadece yapılandırma kapsamında olmayan 506 sayılı kanun, 39. maddesindeki iş kazası meslek hastalıkları bunun dışında bırakılmış. Onun dışındakiler bunun kapsam içerisinde. Kanun yayın tarihinden önce taahhüt etmiş rücu ve yersiz ödemeli ilişkin alacaklara kanun faiz uygulanmayacak. Kanun faiz uygulanan süren başlangıcın kanun yayın tarihine kadar geçen için yüfe uygulanacak. En geç 3 Temmuz 2023 tarihine kadar ödememe ya da aynı tarihe kadar peşin ödeme talebini, taksitli ödeme talebini dönüştürüleceğini bahsettik. 3 Temmuz 2023 tarihine kadar taksitli ödeme taleplerimizi peşin ödemeye çevirebiliriz. Bu takdirde de uygulanan vade farkı dediğimiz kassaylarda uygulanmayacaktır. Yine burada söylemedim, daha önce söyledim herhalde burada. Borçların taksitler halinde ödemek isteyen borçların ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi gereken tutarların süresinde ödemeleri kaydederek kalan taksitlerin tamamını ilk taksiti izleyen ay sonuna kadar ödemeleri halinde de yüfe dışında indirim yapılmayacaktır. Taksit ödeme seçeneğini seçmesine rağmen ilk taksit ödemesi gerçekleştiremeyenlere talepte bulunması halinde borcun tamamını geç ödeme zammı ile birlikte peşin olarak 31 Temmuz 2023 tarihine kadar ödenmesi halinde de yapılandırma hükümlerine yararlanmış olunacak. Yine taksit tutarını değerli arkadaşlar, başkanım ifade etti. Bir, ilk iki taksitin kural itibariyle ödenmesi lazım ama esnekliği sosyal güvenlik kurumunda olduğunu söyledik. Yıl içerisinde 3 taksite kadar ihlalimiz, eski yasalardan farklı olarak öncekilerde 2'ydi. Burada 3 taksite kadar ihlal yapabiliriz. Özellikle yıl sonlarında ya da hafta sonlarının tatile gelmesi noktasında ertesi yıla ya da ertesi aya kalan taksitlerimiz olabilir. Bu ihlaller ait olduğu, taksitin ait olduğu ay ya da yıl itibariyle değerlendirmemiz gerekiyor 3 taksit ihlalini. Yine %10'u aşmamak üzere 20 Türk lirasına kadar eksik ödemeler değerli katılımcılar ihlal nedeni sayılmayacak. Belki sunumunda var mı bilmiyorum, onu da ifade edeyim. Sosyal güvenlik kurumunda bir esnek uygulama da şu. Taksitlerden bir tanesini ihlal ettik. Mevcut işverenimizin ya da sigortalımızın o aya ilişkin, örneğin 4 ay işçi çalıştıran işverenimizin o aya ilişkin prim ödemesi söz konusuysa, yani bu da şu demek, 3 Temmuz'da ödenecek olan Mayıs ayı primini Haziran ayında ödediysek taksitle de atladık. O primi ona mahsup edebiliriz. Kurum yetkililerimizle burada bu uygulama çok şekilde zaman içerisinde yaptığımız uygulama. Burada ilave olarak aynı ayda bir daha aynı prim ödenmiş olabilir. Geçmiş yapılandırma yasalarından farklı olarak iki primi mahsup edebilme imkanımız var ama bu prim gelecek ay primleriyle ya da taksitleriyle ilişkilendirmiyor. Sadece içinde bulunan taksit ve içinde bulunan yükümlülükle ilgili ödenen primlere, taksitlere mahsup edebilme ve yapılandırma hakkının devam edebilmesiyle ilgili düzenleme burada söz konusu. Yapılandırma borçlarımızı banka kredi kartlarıyla yapabileceğimiz gibi diğer kredi kartlarımızda e-devlet üzerinden ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun SGK prim borçlarının tahsili ilgili sistem üzerinden de çok rahat yapabiliriz. Cari ayet primlerinden mahsup, aksatılan yapılandırma tahsilinin mahsup edilmesiyle ilgili bölüm burada. Ve ola ki herhangi bir tarihte tahsilden birinde ihlale girdiğimiz takdirde yapılandırma ödenen tutarlar kadar kısmından yapılandırma hakkından yararlanabiliyoruz.
Değerli katılımcılar, benim sosyal güvenlikle ilgili bölüm bu kadar. Biraz sonra belki soru cevap olarak sosyal güvenlik kurumumuzun değerli temsilcileri de burada. Bu ara sosyal güvenlik kurumu il müdürümüz Sayın Abdullah Mersin dün itibariyle küçük de olsa bir operasyon geçirdi. Burada bu sunum aslında onun kendisi sunumuydu. Ben onu temsil eden değerli müdürlerimiz de onu temsil eden buradalar. Değerli müdürümüze geçmiş olsun dileklerimizi hem iletiyoruz. Onun da selamlarını iletmiş oluyoruz. Tabii burada 8 kurum bu organizasyonu gerçekleştirdi. 8 kurumunda hemen hemen bu yapılandırma kapsamında oda aidatları, odaların üst birliklerine olan aidat borçları da bu yapılandırma kapsamında işte odamızın da üyelerimizin odaya, odamızın TÜRMOB'a olan borçları da 31 Mayıs tarihine kadar başvurulmak suretiyle de 9 taksitle ödeyebileceğiz. Bu yıl odamız dijital oda uygulamasını başlattık. Üye aidatlarından başlamak üzere yapılandırma başvurularımız, üye faaliyet belgelerimizi oda sistemimiz üzerine alıyoruz. Bu da biraz bizim oda çalışmalarımızın anlatılması noktasında kalıyor. Bir de son arkadaşlarım herhalde koymuşlar mı? Değerli ülkemizin banisi, kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk. Son kısım konmamış ama pazartesi günde bu kurum kazançlarının vergilendirilmesiyle ilgili özellikle başkan da ifade etti. Ek vergilerle ilgili özellikle hususları da pazartesi değerli bir üstadda online olarak bürolarımızda gerçekleştireceğiz. Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunuyorum. Başkanım, dilerseniz bir 5-10 dakika değerli müdürlerim sizi de alalım. Sorular varsa onları almış olalım. Buyurun başkanım. Bir soru falan geleceğini zannetmiyorum ama bir de başkanım salon havasını dağıtmamız gerekiyor. Soru soracak adamı da pek çıkacağını zannetmiyorum. Üstad mahcup etmemek için en azından siz bari bir soru sorarsınız. Buraya kadar geldik artık. Evet, sorular varsa alabiliriz değerli katılımcılar. Bilmiyorum, bir mikrofon getirecekler mi? Duyabilecek miyiz size? Geliyor musunuz? Yani deneyin isterseniz. Bir deneyin isterseniz duyabilirsek. Sorum şu, Stokafı ile ilgili indirim konusu yapılabilir, iade konusu yapılamaz diyor. %10 aldığımız iadeler var tekstil firmalarında. Bununla ilgili hem yurt içi satışı var, hem yurt dışı satışı var. Ayrılık nasıl yapılacak, açıklama yapılacak mı bununla ilgili? Şöyle bir açıklama olacağını zannediyorum ama o bahsettiğiniz soruyu anlayabildiniz mi bilmiyorum arkadaşlar. Özellikle müdür arkadaşlarıma da sorayım da biz de destek almam gerekiyorsa onlar işaret ederler bana. Şimdi biliyorsunuz MTI ile ilgili sadece indirim hakkı vardı. İşletme kayıtlarında olmayan ama işletmede olan alacakların alınması ile ilgili. Arkadaşımız şunu soruyor. Diyor ki siz indirime konu edilecek, iadeye konu edilmeyecek diye anlattınız. Ama diyor imalatçı, ihracatçılarda diyor zaten bir iade hesabı, yük hesabı söz konusu değil. Bunun diyor ben diyor iadesini almama engel bir durum olur mu diyor. Ben naçizane fikrimi söyleyeyim, engel olacak kanaatinde değilim. Biz orada indirecek KDV hesabı üzerinden bir hesaplama yapıyoruz. Ama yine notumuzu aldı arkadaşlarımız. Aksi halde bir şey olursa sizinle de paylaşırız. Bilmiyorum. İhtisas müdürümüz ve Özgür Bey ne der bu konuda? Yusuf Bey de buradaysa. Engelli durum olmaz herhalde demiyorsun. Müdür Bey. Vallahi hepimizin kanaati aynı. Dolayısıyla bu anlamda indirime konu edilecek. Siz ihracat, imalatçı ihracatçılarda bir yük hesabı olmadığı için iadesini alabilirsiniz diye düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Bir de tevkifat iadesi alıyoruz. Yani onunla da ilgili
Aynı şey geçerli. Aynı şey geçerli. O zaman şöyle toparlayalım. Yük hesabı olmayan iadelerde bu tevkifat iadesi olabilir. İhraç kayıtlı teslimlerle ilgili iadeler olabilir veya diğerlerinde yani sonra ödeme devirle ilgili bir hesap yapıyoruz orada. Bu iadelerde engel olmayacağı kanaatindeyiz. Evet. Evet, başkanım. Doğru. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Faydalanabilecekler matra artırımı kısmı hariç diğerlerinden faydalanmaları mümkün. O bölümde söylediğimiz sadece matra artırımı için geçerliydi. Dolayısıyla ikinci madde veya üçüncü madde ile ilgili durumdan faydalanabilirler. Biz teşekkür ederiz. Evet İbrahim Bey. Şey mi işletme hangisinden bağlı işletme yok gerek yok şöyle gerek olmadığı kanaatindeyim. Tebliğimiz onların bir listeyle dahil edeceğini biliyorsunuz. Tebliğin ekindeki bir liste var, o doldurmak kaydıyla bu yeterli. Ayrıca bir gider büsosuna gerek yok, onun için gider büsosu düzenlemesi gerekmiyor. Kolay bir sunum oldu bizim için. İlk yıl ben 6111'de biraz başkanım anlatayım. Özgür Bey'le biz İstanbul'daydık. 6111 çok uzun süre yapılandırma yasalarından sonra gelmişti. Her gittiğimiz sunumda 3. 5. 7. 10. da olsa hep sorular vardı. Ama burada tabi de meslek mensupları olunca herkes uygulamayla biliyor. Çok fazla bu yüzden soru yok. Aslına bakarsak diğer yasadan bunun çok bir farkı yok. Birkaç farklı yer. Demin konuştuk. Biz siz bir soru soracaksınız alalım. Bunda 48 aya kadar taksit ödeme var. Aylık taksitler söz konusu. Matra ve artırma hemen hemen aynı. Sadece 2022 yılında ayrı bir durum söz konusu oldu. Onda da biliyorsunuz kurumların daha beyan süresi yeni başladı. Gelirinde daha yeni geçtiği için. Yoksa hemen diğer yerler aynı durumda. Orada bir arkadaşımız var soru sormak isteyen. Buyurunuz. Matra artırımı yaptıklarında şu an için, diyelim ki bugün bir matra artırımını gerçekleştirdiniz, siz incelemesi devam etmeyecek onun. Tabii bu arada KDV iadesi incelemesiyle ilgili mi inceleme? Şunu merak ettim sadece. Ben bir şöyle genel olarak bilgilendireyim. Aslında iyi bir soru sordunuz. Şimdi mükelleflerimiz biliyorsunuz 4 vergi türünden matra artırımı bulabiliyorlar. Özet olarak gelir, kurumlar, stopajlar ve KDV'den. Diyelim ki mükellefimiz KDV'den matra artırımında bulundu sadece. Şartları da uygun. Gelir ve kurumlar vergisi yönünden incelemesi devam edebilir. KDV'den artırımda bulundu. KDV yönünden incelemesi şöyle devam edecek ama tarihat yapılmayacak. İade incelemesi ise sonraki döneme devir açısından da o mükellefimizi inceleyeceğiz. İadesi açısından engel bir durum söz konusu olmayacak. Bir tarihat çıkarsa, matra artırımı varsa o dönemle ilgili de tarihat önerilmeyecek. Bilmiyorum sorunuzun cevabı oldu mu? Ben teşekkür ederim. Başkanım diyor ki uzatma ile ilgili bir gelişme var mı diyor. Biliyorsunuz yasa koyucu bir aylık uzatma yetkisini Sayın Cumhurbaşkanımıza veriyor. Çok erken aslında ama Sayın Cumhurbaşkanımız bu yetkisini kullanırsa tabii ki müracaat süresi ve buna bağlı olarak da ilk taksit süresi bir ay uzamış olacak. Yani 31 Mayıs'a kadar olan müracaat 3 Temmuz'a kadar uzayabilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yetkisini kullanması durumunda. Evet, başkanım burada hatırlatıyor. Bu arada ilk taksit süresinde sadece uzama oluyor. İkinci taksit süresi yine 31 Temmuz olarak kesinlikle uzamayacak. Önceki yapılandırma yasalarında da bu mükelleflerimiz tarafından yanlış anlaşıldı ve ciddi ihlallere sebebiyet vermişti. Bu yasada da ödeme süresinin belki ilk taksit sadece uzayabilir. Ve bir de başvurular bir ay Sayın Cumhurbaşkanımız yetkisini kullanırsa uzayabilir. Ben isterseniz başkanım kendimle ilgili bitireyim. Başka kalmadı. Çok teşekkür ederim sabırla dinlediğiniz için. Çok az meslek mensubu kaldı ama burada bütün vergi dairesi müdürü ve grup müdürü arkadaşlarımız var.
SGK tarafının eğer aktaracaklarından sonra arzu ederseniz diğer konularla ilgili sorularınızı da alabiliriz varsa. Sadece ek vergiyle ilgili olanları alalım, not almış olalım. Bu da şundan dolayı, aslında çok sorularınızdan kaçtığımızdan değil ama ek verginin bir tebliği çıkmadığı, çok fazla soru var. Ben de forumlarda takip ediyorum. Basit mantıkla hangi istisnalar üzerinden ek vergi alınacağı söylenmiş. Aslında çok konuşuyoruz ama o kadar da çok kafa artacak bir durum yok bana göre. Onun dışında bir durum söz konusu ise yani hem alacaklarımızı saymışız orada hem almayacaklarımızın istisnalarını da saymışız. Bu yüzden bu mantıkla bakmamız lazım. Ek verginin dışında eğer sorularınız varsa onları da alabiliriz. Ek vergiyle ilgili dediğim gibi çok takıldığınız bir durum varsa not alırız. Tebliğ çıktıktan sonra size dönüş yaparız. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. En azından bir grup kaldı. Ben çok korkmuştum, bizim müdürler hariç kimse kalmaz diye. Başkanım, Ramazan ayında bir daha yapmamak lazım herhalde. Yağmurlu havaya da dikkat etmek lazım. Tam da uyku saatiydi. O yüzden, ama üstadı uyutmadık yani en azından. Çok teşekkür ederim sabırla dinlediğiniz için. Sağ olun. Değerli sunumları ve katkılarından dolayı Deniz Vergi Dairesi Başkanımız Sayın Halil Tekin'e ve Deniz Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası Başkanımız Sayın Mehmet Sarıgöl'e teşekkür ediyoruz. Vergi Dairesi Başkanımız Halil Tekin'e plaketlerini vermek üzere Sayın Mehmet Sarıgöl Başkanımızı kürsüye davet ediyorum. Başkanımız Mehmet Sarıgöl'e de plaketlerini vermek üzere Deniz Defterdarımız Sedat Ayyıldız'ı sahneye davet ediyorum. Değerli katılımcılar, sabırla dinlediğiniz ve geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar.